Ne durumdayım şu an? Gitti. Özellikle. Evet. Ben Değiştirecektin hani. Neyse artık açacağım. ben de açayım mı şeyi? Tamam ben de açayım. Açık saat. Başlasak mı hafiften yoksa bekleyelim mi? Asuman, hanım. Komutan sizsiniz. Ne derseniz o. Bir yandan da gelenleri kabul ediyorum. O yüzden... Tamam. İsterseniz biraz daha bekleyelim birkaç dakika. Tamamdır. Başlayalım o zaman isterseniz. Dilerseniz. Benim için uygundur. Şu anda görüntü alabiliyor musunuz? PowerPoint sunumu. Tamam. Ben öncelikle teşekkür ederim katılanlar için ve siz bu güzel davete bana gönderdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki benden ancak karidesle ilgili bir şeyler alabilirsiniz. Konumuz yine her zamanki gibi karides. Türkiye'nin karides yetiştiricilik potansiyelini konuşacağız bugün. Ben PowerPoint'in yüklenmesini bekliyorum. Bugün çok sayıda aslında videolu bir PowerPoint hazırlamıştım ama zannedersem Zoom'da sıkıntı oluyor. Videoları paylaşamıyorum. Videoları hem web sitemize hem de TSC Karides adı altında bir YouTube kanalı açtık. Oralara yükleyeceğim. Bayağı bir video var elimizde. Ben motomot böyle tabii tamam bilimsel tarafımız var, akademik tarafımız var fakat daha çok böyle sahaya yönelik bilgiler vermeyi seviyorum. O yüzden de çok sayıda fotoğraf ve çok sayıda video kullanmayı seviyorum. Bugün ama videoları pek paylaşamayacağım. Artık YouTube kanalından dileyen olursa izleyebilir. Şimdi hemen öncelik bilirim ki benim bugün tabii ki bilim her zaman her yerde var çünkü Ar-Ge yapımız var fakat özellikle de saha alanında bu arada eğer videoda falan kesinti olursa bana mutlaka ulaşın. Bazen kesilebiliyor çünkü bulunduğum yerden dolayı. Zorundayım ama. Dediğim gibi her zaman için... Mikrofonu açık olanlar kapatabilir mi lütfen? Seste karışmalar oluyor. Evlerinin ihtiyaçlarını ele alacaklar. Daha önce bahsetmiştik. Boya, badana, kandilat, tamirat, dekorasyon bunlar... Yok, senin mikrofonu açık şu an. Bir eşya alabiliriz. Kapatırsanız seviniriz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Mikrofonu açık olanlar lütfen kapatabilir mi? Hoş geldin diyeyim de ondan sonra istersen mi Gülsüm? Ben de bir hoş geldin diyeyim herkese. Asuman Hanım'a da az önce görmüştüm. Başarılı bir sunum, başarılı bir toplantı diliyorum.
İnşallah. Teşekkürler organizasyon için. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun davet için. Tekrar şeyden YouTube'dan Zoom toplantısından sonra arayacağım. Tamam. Özledim. Ben de. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamam. Kostum Hanım, siz söylediğiniz zaman tekrar devam edelim. Tabii, dilerseniz başlayabiliriz. Tamam. Şimdi her zaman olduğu gibi ben hep saha çalışmalarını ön plana alırım. Ve sürekli özellikle tüm dünyada karides çiftçilerinin paylaştığı, bilgileri paylaştığı forumları hep izleriz. Bilimle bazen saha karşı karşıya kalabiliyor çünkü bilimsel veriler çok sağlıklı olmayabiliyor. Bu yüzden bu sunumda da kullanacağım veriler tamamıyla sahada yapılan çalışmalara, verilere dair verilerdir. Bilginiz olsun. Öncelikle kısa bir girişle kendimi bir tanıtayım. 1977 Adanalı doğumluyum ve mesleki eğitimlerimi tamamıyla Çukurova Üniversitesi Surunler Fakültesi'nde tamamladım. 2014 yılında Çukurova Teknokent'te Profesör Doktor Metin Kumlu'nun liderliğinde kurulmuş olan Turkish Shrimp Company, yani TSC Arge isimli firmada yöneticilik yaptım. O süre zarfında TAGEM, TÜBİTAK ve COSCEP projeleri yürüttük firma olarak ve Profesör Doktor Metin Kumlu'nun tabii ki akademik title'ıyla. 2016 yılında Arge çalışmalarımız sona erdiği için o firmamızı sonlandırdık. 2017 yılında Mersin'den bir girişimci iş adamıyla tekrar bir ticari yola girdik. 2019 yılında bu firmaya ait bir tesis kurduk Milas'ta. Bu tesiste kuluçkahanesi, ön büyütmesi, işte canlı yem ünitesi, yem üniteleri, kendine ait bir yem ünitesi, ön büyütme, büyütme havuzlarını kurduk. Tam bir tesis kurduk. Bir ekip kurduk ve bu ayın başında 4 Mart gibi onlarla danışmanlığımızı sona erdirdik. Şimdi biz neler yapıyoruz? Biz yolumuza devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'de karides konusunda çok ciddi bir ilgi var. Yatırım yapmak isteyen çok sayıda firma var. Şu anda danışmanlık yapan bir ekibin tabii ki içerisindeyim. Liderimiz her zamanki gibi Profesör Doktor Metin Kumlu. Ben öncelikle dünyada karides yetiştiriciliği ne durumda hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 milyon tonun üzerinde karides üretiliyor. Bunun 4,5 milyon tonu Vanname'yi dediğimiz, Lithopenaeus Vanname'yi dediğimiz bir tür. Bu tür ıslah çalışmalarından dolayı tabii ki yetiştiricilik koşullarına çok uygun, yani ekonomiksel olarak en hızlı döngüyü sağlayan, yatırımınızın geri ödeme süresini çok kısaltan bir tür. Tabii ki ilk üç hemen ülkeyi söyleyeceğim. 1,5 milyon ton gibi Çin tabii ki bir numarada. 2 numarada 780 bin ton gibi Vietnam ve 3 numarada Latin Amerika'dan bir ülke görüyoruz. Ekvator 700 bin ton civarında bir üretimi var. Etrafımızda neler oluyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. İran'da bu sene Mart ayını itibariyle Mart'ın başına kadar 46 bin ton vanname üretmiş durumda. Arabistan'da da çok emin değilim ama 30 bin tonlarda olduğunu duymuştum. Suudi Arabistan'da büyük bir firma var. Onlar da açık sistemlerde tabii ki. Resirküle sistemlerde değil ki, buna da değineceğim. Açık sistemlerde karides üretiyorlar. Şimdi bunu dünyada nasıl yapıyorlar? Açık sistemler olduğu gibi, özellikle de tropik orijinli olduğu için karides, denize sıfır arazilerde, büyük havuzlarda yapıyorlar. Büyük havuz dediğim 1-2 dönümden başlıyor, 50 dönüm. Halbuki bir firmada okumuştuğum 100 dönüme kadar havuzlar devam ediyor büyüklükleri. Burada bir jeomembran kaplı bir havuz görüyorsunuz. Denizden su basılıyor ve havalandırmalarla 3,5-4 ayda 20-25 gram gibi boyutlara karidesleri üretebiliyorsunuz. Burada da yine çok güzel bir yerleşimde olan karides havuzlarını görüyorsunuz. Değişik boyutlarda karides havuzları. Yine üzerlerinde böyle pedalleri görüyorsunuz. Aşağıda bir tane hasat edilmiş bir havuz görüyorsunuz. Genel olarak tüm dünyada karides yetiştiriciliği bu şekilde yapılıyor. Resirküle sisteme geldiğimiz zaman, eğer iklim koşulunuz uygun değilse tropik bir tür üretiyorsunuz. Çünkü 28-30 derece sabit su sıcaklığında üretmeniz gerekiyor. Resirküle sistemi tercih edersiniz. Resirküle sistem, kişisel olarak benim hep kabul ettiğim,
ve çalışmaktan da keyif aldığım bir sistem. Minimum çevreci bir kere her şeyden önce. Minimum su kullanıyorsunuz ve minimum su drenaj ediyorsunuz. Tam kontrollü, biyogüvenliği yüksek, hastalıklara yani hastalıklara karşı korunaklı. Fakat ilk yatırım maliyeti yüksek ve uzmanlık isteyen bir iş. O yüzden ekibinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Sürdürülebilirliği bu bakımdan biraz, sürdürülebilirliği yüksek ama biraz yavaş. Özellikle de bu işe yatırım yapanlar için geri ödeme süreleri çok önemli. Geri ödeme süresi biraz uzun bir yatırım. Bunlardan da yine bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi yine dünyanın çeşitli yerlerinden, özellikle tropik bölgelerinden ya da tropik, yarı tropik bölgelerinden karides havuzlarını görüyoruz. Üst taraflarda hiç jeomembran kaplı değil toprak havuzları. Bu da mümkün, bu da yapılabilir. Ama ben jeomembran kaplanmasını tabii ki her zaman için daha doğru buluyorum. Bunun nedeni topraktan gelen herhangi bir alttan gelebilecek bir predatörü ya da bir hastalığı engelleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda hasatınız kolay, dezenfeksiyonunuz kolay. Her yıl havuz bakımı, yok sette yıkıldı, yok dibi çamurlandı falan, böyle derdiniz yok. O yüzden ilk yatırım maliyeti tabii ki biraz yükseltiyor. Fakat jeomembranlı toprak havuzlarla çalışmayı ben kişisel olarak çok seviyorum. Üst tarafta jeomembransız toprak havuzları görüyoruz ama alt taraflarda gördüğünüz gibi jeomembranla kaplamış firma. Devam ediyoruz. Yine ticari ölçekte karides yetiştiricinin nasıl yapıldığına dair havuzlar. Gördüğünüz gibi üst tarafta muazzam havuzlar var. Biraz daha küçük o havuzlar. Zannedersem 3 dönümlük, 3-4 dönümlük havuzlar gibi görünüyor. Alt tarafta yine jeomembranlı bir karides üretim havuzu görüyoruz. Buradan suyu drene ediyorlar. Çünkü anladığım kadarıyla hasattalar. Jeomembranlı havuzdan hasata başlamışlar. En sevdiğim kısım orası zaten, hasat zamanı. Şimdi jeomembran kaplı bir havuzu görüyoruz. Bu bayağı büyük bir havuz. 10 dönümler civarında olabilir. Gördüğünüz gibi muhtemelen çok yoğun bir stoklama yapılmış. Metrekarede 150-200-250 adet gibi stoklamalar yapılmış olabilir. Çünkü çok yoğun bir pedal havalandırıcı görüyoruz burada. Ve çok güzel bir su sirkülasyonu sağlanmış. Gördüğünüz gibi üzerine teller çekilmiş. Açık sistemlerde bir dezavantajınız sizin alt patlaması ve eğer kuşlu bir bölgedeyseniz kuşların istilası. Özellikle karidesleri ilk koyduğunuz zamanlar küçük olduğunda suya yakın yerlerde yüzerler. O zaman bir kuş gelir, ağzının tadını bilerek gelir, kapar o karidesi ve götürür. O yüzden biz dönemsel olarak ilk stokladığımız zaman ya da güneşin çok dik olduğu zamanlarda üzerinin mutlaka bir gölgelikle gölgelendirilmesi gerektiğini hem de korunması gerektiğini düşünüyoruz. Yine yukarıda gördüğünüz gibi göz alabildiğine havuzlar var. Denize sıfır bir arazi. Toprak havuz üst taraftaki ve jeomembranlı değil. Bayağı büyük havuzlar, belki 10 dönümün de üzerinde ince uzun şekilde yerleştirilmiş havuzlar var. Alt tarafta yine görüyorsunuz, gördüğünüz gibi orada bir muhtemelen örnekleme yapılıyor. Sağ tarafta ise en sevdiğim sera altında karides yetiştiriciliği, çünkü iklime bağımlı değilsiniz. Burası ön büyütme ünitesi de olabilir. Yani yavruların belirli bir zamana kadar adapte edildiği bir bölüm de olabilir. Ya da bu sistemlerde siz eğer resirküle sistemse, eğer ısı pompasıyla da destekliyorsanız, yılın her mevsiminde, her döneminde metrekareden yüksek kilolarda ürünler alabilmeniz mümkün. Hemen şunu da belirteyim, bakın gördüğünüz gibi geniş alanlarda herhangi bir pedal havalandırıcı falan kullanmamışlar. Bunun nedeni şu, yüzey alanınız geniş olduğu için oksijenle ilgili sıkıntılar yaşanmıyor. Bir de geniş havuzlarda yoğun stoklama yapılmıyor. Ekstansif ya da yarı intansif şeklinde yapılıyor. Yani metrekareye 3 adetle işte 30-40 adet arasında stoklanıyor. Bu da sizin yüzey alanınız da geniş olduğu için havalandırma yapmanızı zorunlu tutmuyor. Bu yüzden de enerji maliyeti bayağı bir düşüyor yetiştiricilikte. Bunları hep zaman zaman tekrar, eğer toplantılarımız olursa, karides o kadar geniş bir konu ki, tekrar toplantılarımız olursa ayrıntılarına gireriz, üretim modellerine gireriz. Bugünkü konumuz bizim aslında bir karidesi tanıyalım, bir karidese giriş yapalımdı. Şimdi balık üretiminde iyiyiz. Canavar gibiyiz halbuki. Çünkü balık işini çok iyi yapan firmalarımız var. Çok gurur duyduğumuz firmalar var. Bizi çok iyi temsil ediyorlar. Peki balık dışında neden başka su ürünleri türü görmüyoruz?
Şimdi potansiyelin farkında değiliz. Aslında değildik. Bu cümleyi yazarken değiliz mi yazayım, değildik mi yazayım? Arada kaldım. Çünkü son 2-3 yıldır karidese korkunç bir ilgi var. Potansiyelin farkına vardık gibi bir şey. Konuda uzmanlığımız zayıf. Çünkü bundan 15 yıl önce karides böcek olarak kabul ediliyordu. Halbuki dini olarak yenmesi caiz midir, değil midir, o tartışmalarımız vardı. O yüzden bir de balıkta çok büyük firmalar vardı ve çok şaşalı bir süreç geçirdik. Çok başarılı bir süreç geçirdik. Öyle olunca gerek üniversitedeki hocalarımız, gerek enstitüdeki araştırıcılarımız hep balığa yöneldik. Balık, balığın yan sektörlerine yöneldik. O yüzden de biraz diğer türleri yapabileceğimize dair herhalde inancımız zayıfladı diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki konuda uzmanlığımızın zayıf olmasının nedeni Ar-Ge eksikliğimiz olması. Biraz önce de aynı zamanda belirttiğim gibi mutfak kültürümüz bundan 10 yıl önce belki bir karidesi sofralarımızda kabuklu bir şekilde görmek iyi yaptırırdı ama artık insanlar bir restoranta gittiğimizde ilk hissettiğimiz şey kalamar karides tabii ki. Artık mutfak kültürümüze baya baya girdi. Şimdi ülkemizde ticari girişimler yapıldı mı? Tabii ki yapıldı. Neden başarılı olunmadı? Bunun çok değişik sebepleri var. 1990'larda Aquatur, Pınar firması ve Antalya'da tabii ki bir efsaneye dönüşmüş olan bir Palmar firması var. Bu firmalar neden başarılı olmadı? Şimdi bana sürekli bu cümleyi söylüyorlar. Ben hemen bu cümlenin doğru bir cümle olmadığını söylüyorum. Aslında bu firmalar başarısız olmadı, başarılı olamadı değil. Bu firmalar başarabilirdi. Sadece bundan 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu firmalar günümüzde üretime geçseler doğru türle, litofen asmanlamayı ile bu firmalar çok güzel üretirler. Binlerce ton Türkiye sadece şu 3 firmanın kapasitesiyle bile binlerce ton karides üretilebilir açık sistemlerde. O yüzden Aquatur, Pınar ya da Palmar'ın başarısız olma kelimesini kabul etmediğim için şu bu nedenlere girmeyeceğim. Sadece zamansal olarak çok erkendi. 2000'li yılların sonunda ise 2007 yılında kurulmuş bir Sarus firması var. Birebir benim de şahit olduğum bir firmadır. Şu anda Adana'da tarıma dayalı Suriner Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Oraya 400 metre uzaklıkta, birazdan size bir şeyde haritada göstereceğim. 400 metre uzaklıkta, 162 dönüm üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam 16 karides havuzu, 20 de balık havuzuyla girdi devreye. 2008 Kasım ayında 12 ton çok başarılı bir deneme üretimi aldık. Fakat yönetimsel olarak sıkıntı vardı. Firma parasını yatırıma yönlendiremediği için 2 yıllık bir ömrün sonunda firma orayı satmak zorunda. Daha doğrusu haciz olayına düştü. Şimdi biraz önce bahsettiğim işte Sarus firması. Şimdi yeni su ürünleri OSB alanını görüyoruz. Burada batıda işte Ceyhan Nehri var. Hemen aşağıda güney kısmında 4 kilometre uzaklıkta. Aşağı kısımda zaten deniz. 4 kilometre mesafede. Burası tamamıyla delta. Yani zaman içerisinde atıklarla, alüvyon atıklarla doldurulmuş bir arazi, çöl gibi bir arazi. Üzerinde hemen hemen hiçbir şey yetişmiyor. Mera olarak bile kullanılabilecek bir arazi değil. O yüzden bu arazinin değerlendirilmesi açısından ve su ürünleri sektörüne kazandırılması açısından çok keyifliyim. Hemen bunun doğusuna doğru bakın, orada silik bir şekilde çıkmış, maalesef onu göz ardı etmişim. Orada belirttiğim ince uzun şekilsiz böyle havuzların oturduğu bir arazi var. O arazi işte Sarus arazisidir. Her ne kadar şekilsiz olduğuna bakmayın, canavar gibi karides ve levrek çupra üretmiştik o dönemde. Bu topraklar o kadar bereketli ki toprağın içerisindeki o karides ve balıkta efsiharı bayağı bir düşünmüştük. Çünkü toprak o kadar bereketli ki çok sayıda böyle börtü böcek var. Sivrisinek çok fazla. Enteresan bir biçimde sivrisinekler larvalarını bırakıyorlardı suyun üzerine. Ve özellikle çupra, levrek bayılıyordu. Çok bereketli bir arazi. Bu arazinin kazandırılacak olmasına korkunç seviniyorum. Çok güzel bir proje. Daha sonradan OSB ile ilgili de yine eğer istersek konuşuruz. Adana'da ürettiğimiz, üretmeye de devam ettiğimiz, şu anda Türkiye'nin iki tane karides firmasının, gururla söylüyorum ki iki tane karides firması var ve çok başarılı hasat aldılar. İki firmanın da ürettiği ürün bu. Litopenaus manlamei dediğimiz tür. Bu tür 15 yıl öncesine kadar piyasalarda yoktu fakat ıslah edildi. Islah çalışmalarında her zamanki gibi Amerika ve İsrail başı çekti. Ve hızlı büyüyen varyeteler oluşturdular.
Bunlar 3,5-4 ayda 20-25 grama gelebiliyorlar. Yüksek yoğunlukla yetiştirilebiliyorlar. Tabii ben buraya 2-4 kilogram dedim ama korkunç, metrekarede korkunç kilogramlar alınabiliyor Çin'de. Özellikle resirküle sistemde. Açık sistemlerde ama 2-4 kilogram, 5 kilogram alan firmalar var. Islah edilmiş anaçlar üretiliyor. Bu anaçlardan elde ettiğimiz yavrulardan tabii ki ıslah edildikleri için anaç haline getiremiyoruz. Çünkü dölsüz olarak geliyorlar. Çok akıllılar. Tüm dünyada birkaç tane ülke bu anaç programını götürüyor. Fakat son zamanlarda her ülke potansiyeline göre kendi anaç programlarını düzenledi. Biz de 2-3 yıl sonra eğer Karides'te gerçekten büyük bir atılım yaparsak kendi anaç programlarımızı geliştireceğimize inanıyorum. Bu konuda da çok kaliteli hocalarımız var. Onlarla işbirliği içerisinde girip de bu programların başlatılması gerektiğine inanıyorum. Adana gibi bir bölgede birazdan bir haritada göstereceğim size karideslerin yetiştirme bölgesini. İskenderun'dan başlayarak Antalya'nın sonuna kadar karides üretilebilir. Çünkü yarı tropik bir bölge. Halbuki yarı tropikten biraz daha tropiye kayan bir bölge. Özellikle Adana, Mersin, İskenderun civarı. OSEB'in de kurulacağı yer zaten Adana Yumurtalık bölgesinde. Orada üzerini kapatmadan yılda 2 ürün alabilmeniz mümkün. FCR düşük 1,5'un altında. Biz kendi ARGE çalışmalarımıza 1-3'e kadar indiğimizi gördük. Tutsaklıkta tabii ki kolay üreme gösteriyor anaçları. Çünkü ıslah edilmiş bir tür. Biz kendi sularımızdaki yerli türlerle de ilgili çalışmalar yaptık. Fakat onların anaçlarını biz kuşkaneye aldığımız zaman üreme performanslarının çok iyi olmadığını gördük. Vahşi ortamdan aldığınız zaman biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Aynı zamanda bu tür düşük proteinli yemleri iyi değerlendiriyor. Bu ne demek? Şimdi karides yetiştiriciliğinde ya da diğer su ürünleri yetiştiriciliğinde olduğu gibi ilk maliyetiniz, en büyük maliyetiniz sizin yem. Yeminizin fiyatını düşürdüğünüz zaman bu size kilogram bazında size kar olarak dönüyor. Biz TÜBİTAK projelerimizde de her zaman için ve Metin hocamın bütün çalışmalarında da düşük balık unuyla nasıl performans alırız? Hep bunun çalışmalarını yaptık. Düşük proteinli yemleri de çok iyi değerlendirdiğini gördük. Şimdi bu 2007 yılında Tarus firmasının deneme üretimlerinden bir fotoğraf. Çok başarılı bir üründü. Çok kaliteli ürün aldık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl ve bunları jeomembransız toprak havuzlarda aldık. Çok optimal olmayan koşullardı ama buna rağmen gerçekten iyi bir ürün aldık. Aynı zamanda biz neler yaptık? Yine o dönemlerde Vanamey yavruları getirtirken bir de tatlı su karidesi getirttirdik. Tatlı su karidesini anaç haline getirdik. Ve Çukurova Üniversitesi'nin yumurtalık tesislerinde bildiğim kadarıyla aynı zamanda da tatlı su tesisinde yani Adana'nın sınırları içerisinde tesislerde anaçlarından ARGE çalışmaları yaptık. Fakat yarım kaldı. Belirli bir noktaya kadar geldik. Buna da devam edeceğiz. Yine Adana'da ürettiğimiz tatlı su karideslerinin anaç haline getirdiklerimiz. Şimdi nerede karides üretebiliriz diye bir harita göstereceğim demiştim. İşte gördüğünüz gibi İskenderun'dan işte Marmaris'in sonuna kadar rahatlıkla üretilebilir. Ondan sonra batıda ise illaki bir sera sistemi istiyor. Çünkü özellikle Milas'ta biz şunu gördük ki evet yazın hava sıcaklığı Adana şartları gibi evet ama akşama geçtiği zaman çok hızlı bir hava sıcaklığı düşüyor. O yüzden gündüzle gece arasındaki bu ani düşüşü ancak serayla kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda bu bölgelerde neler üretilebilir? Deniz suyunda levrek, çupra üretilebilir. Belki biraz sıcak gelebilir çupraya bilemiyorum ya da levreye çok emin değilim. Belki biraz sıcak gelebilir kafeslerde ama toprak havuzlarda çok rahatlıkla karides, levrek, çupra, yengeç, kefa, dil balığı üretilebilir. Tabii günün sonunda bunların fizibilitelerine bakmak lazım. Tatlı suda sazan, tilapya ve kedi balıklarından karabalık, yayın ve pangasius rahatlıkla üretilebilir. OSEB'de de zaten bizim önerdiğimiz türler bunlar. ARGE ekibi olarak biz neler yaptık, neler yapıyoruz? Biz sadece Vanname ile çalışmadık. Vanname ile çalışmak kolay. Neden? Amerika keşfedilmiş çünkü. Ama biz ne yaptık? Semisulcanthus'ta, Japonicus'ta, Monoceros'ta, Keraturus'ta ki bunlar, bu türler bizde sularımızda doğal olarak bulunuyor. Biz bunların anaçlarından yavrularını ürettik. Hasat boyutuna kadar getirdik. Hangi türün yaklaşık olarak ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.
Ama hiçbiri Wanamaker kadar şu anda kısa süreli zarfta Wanamaker kadar yüksek getiri elde edemez. Biz peki bu kalidesle ilgili nasıl çalışmalar yaptık? Anaç adaptasyonu, anaç olgunlaştırma, gonat olgunlaştırma ve yumurtlatma. Sonra larva yetiştiriciliği, ön büyütme protokolleri de dahil olmak üzere. Büyütme yine yaptık. Kapalı devre üretim sistemlerinde yaptık. Çünkü Wanamaker yabancı bir tür olduğu için devlet size açık sistemlerde yapmanıza izin vermiyor. Şöyle bir endişesi var. Eğer yabancı tür sularıma kaçarsa burada kendine ait bir habitat oluşturabilir ve istilacı bir türdür, tür olabilir diyor. Fakat bunu bilimsel olarak, bunun tabii yanılgısı var. Onları da konuşacağız yeri geldiği zaman. Ve biz genel yetiştiricilik teknikleri üzerinde, geliştirilmesi üzerine hep üretim modeli, Türkiye'ye uygun üretim modelleri üzerinde hep argeler yaptık. Aynı zamanda tatlı su karidesi ve kırmızı kıskaçlı kerevit, birazdan onun da fotoğrafını göstereceğim. Charax quadricarnatus, Avustralya orijinli bir türdür. Biz bunların da argelerine başladık. Fakat dediğim gibi karidese yönelince öncelikle bizim derdimiz Türkiye'nin karides üretmesi olunca bu argeler yarım kaldı. Fakat çok vizyonlu yatırımcılarla çalışıyoruz. Şu anda danışmanlığını yaptığımız yatırımcılar yeni türlere, özellikle tatlı su karidesine ve kırmızı kıskaçlı kerevite çok ilgi gösteriyorlar. Şimdi biz 2014 yılında hocanın, Profesör Doktor Metin Kumlu'nun kurduğu bir teknokent firması var dedik. O dönem süresince 3 tane, 2013'ten itibaren diyeyim, 2013 ile 2017 arasında 3 tane büyük proje yürüttük. COSGAP, TAGEM ve TÜBİTAK, bunlar ARGE projeleriydi. Çünkü derdimiz bizim önce bir keşfetmekti. Türkiye'ye uygun karidesi nasıl yaparızdı. Halbuki son projemiz şu anda da gördüğünüz gibi solar panel lerle desteklediğimiz bir katlı üretim modeliydi. Yani arazi çok pahalı, denize sıfır araziler çok pahalı. Bu yüzden arazisi kısıtlı olan bir yatırımcı maksimum oranda nasıl karides üretebilir? O yüzden katlı üretim modellerinde biz karidesi denedik. 6 katlı üretim modelleri oluşturduk ve çok başarılı, 40 santim su derinliğinde çok başarılı hasatlar yaptık. Burada gördüğünüz gibi yine yumurtalık tesislerinde, Çukurova Üniversitesi'ne, Tuğrul Fakültesi'ne ait yumurtalık araştırma tesisinde Semisulcatus, böyle yumurtalı bir dişi, çok güzel bir yumurtalı dişi. Ben böyle dişileri görünce kendimi kaybedebiliyorum. Çok güzel. Oralarda çok başarılı çalışmalar yaptık. Kırmızı kıskaçlı kerevite gelirsek yine bir tropik bir tür. Tabii ki bizim kendi türümüz var, evet. Fakat bu tür ekonomik olarak yatırım yapan yatırımcının yüzünü güldürecek bir tür. Avustralya orijinli. Hemen hemen bütün akvaryum firmalarında satılıyor zaten bu tür. Akvaryum ürünü olarak satılıyor, fakat bunu Avustralya'da çok ciddi şekilde tüketiyorlar, üretip tüketiyorlar. Biz ne yaptık? 7-8 yıl bunun argesini yaptık. Yemlerini geliştirdik. Üreme performansı üzerine çalışmalar yaptık, fakat argesi yarım kaldı. Bunun mutlaka argesinin devam ettirilmesi gerekiyor. Avrupa'da bayılıyor bu türe. Arge ve üretim ölçeğinde yetiştirdiğimiz türler, gördüğünüz gibi dördü de Wanamaker'i. Neden? Çünkü Wanamaker'i seviyoruz. Wanamaker'i en hızlı para kazandıracak tür. Karidesin üretiminin geleceğini nasıl görüyoruz? Eski ön yargılar kalktı. Artık insanlar mutfağımıza da girdi ve artık insanlar yavaş yavaş evet diyorlar ki karides yetiştirilebilir Türkiye'de. Bu sene ilk kez yaz sezonunda, yani normal sezonda üretim yapılacak. Milas'ta 2 tane firma üretimine giriyor. Adana su ürünleri OSB hızla geliyor. Adana Valiliği'nin götürdüğü bir proje, çok başarılı bir proje olacağına inanıyoruz. Resirküle sistem, aynı zamanda şu ana kadar Wanamaker yabancı bir tür olduğu için resirküle sistem dedi devlet. Evet, her iki firmada Milas'ta resirküle sistem yaptılar. Her iki firmada bu lokomotif gibi, trenin önündeki lokomotif gibi çekiyor. Ya da böyle buzdağının ortasında buzları kıra kıra ilerleyen gemiler gibi çok büyük zorluklarla yatırımlar yaptılar ve üretim yaptılar. Çok başarılı oldular. RAS sistemi yaptılar oralarda. Ama kişisel olarak söylüyorum, RAS'ı her ne kadar tabii ki sevsem de Türkiye eğer levrek, çupra ve alabalıktan sonra tıkalı kalmış su ürünlerinde alternatif dinamik bir tür istiyorsa Lithopenaeus Wanamaker'in üretimini açık sistem olarak önünü açmak zorunda kalacak. Yoksa RAS sistemi devam eder ve bir butik üretimin dışına çıkamaz Türkiye. Eğer karides tabii ki
eğer çok gelişirse yan sektörleri de artacaktır. Şimdi bu konudan özellikle keyif alıyorum bahsetmekten. Türkiye'de iki tane cesur, vizyonlu iki firma Karides çiftliğini kurdu. Bir firma MEMS Karides firmasının şu anda kuluçkahanesi var. Türkiye'deki şimdilik tek kuluçkahane. Ve ilk deneme üretimlerini başarıyla aldılar. Diğeri ise ASC dediğimiz, yine gururla söyleyeceğim bir firma. Tesislerini son derece titizlikle yaptılar. Taşın altına ellerini koydular. Bu sene de yine kuluçkahane gerek ön büyütme çalışmalarına başladılar. Yani Türkiye bir yıl içinde iki tane, belki Adana'da yine bir çok vizyonlu bir yatırımımız var. Bir yıl içinde üç tane Karides kuluçkahanesi birden oluşmuş olabilir Türkiye'de. Çok büyük bir keyifle bekliyorum bu firmaların da hasatlarını. Şimdi işimizin en keyifli kısımlarından bir tanesi tabii ki ürettiğimiz ürünlerin degüstasyonu. Gördüğünüz gibi üstte Vanla Mei, elimdeki tabakta da Vanla Mei var ve alt tarafta, alt sol taraftaki fotoğraf Cherax quadricarnatus dediğimiz kırmızı kıskaçlı kerevite ait bir degüstasyon fotoğrafı. Çok keyif aldım fotoğraflar. Birkaç tane eklemek istedim. Eklemesem olmazdı. Niye doğru ya? Binlerce ton karides üreten firmalar, ülkeler tabii ki karides yetiştirme ve işleme tesisleri de son derece modern. Hem on binlerce ton üretiyorlar hem de ürettiklerine katma değer katıyorlar. Çok güzel işleme tesisleri var. Bu Tayland'a gittiğimizde çektiğimiz bir fotoğraf. Tatlı su karidesi orada çok çok önemli. Çok da lezzetli bir tür. Bu türde bir sonraki aşamada ülkemize kazandıracağımız Arge türüdür. Ama bu benim favorim. Beni tanıyanlar bilir. Ben Vanla Mei'yi 15 gramlık Vanla Mei'yi şöyle bir iki dakika bol sarımsaklı yağda kavurup sohbetlerine doyumu olmayan arkadaşlarımı da sofraya davet edip çıtır çıtır yemeyi çok seviyorum. Bu tam Asuman versiyonu yani. Çok teşekkür ederim. 20 dakikayla sınırlı tutacaktım ama yine herhalde 30 dakika oldu. Yine de benim için bu bir başarıdır. Çünkü söz konusu karides olduğu zaman ben sabaha kadar konuşuyorum. Beni tanıyanlar yine bilir. Susmak bilmiyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Karides çok... Çok fazla üstünde konuşacağımız bir konu. Fakat bugün böyle bir giriş yaptık. Daha sonra başka toplantılarımız olursa daha spesifik, karidesin daha spesifik konuları üzerinde konuşuruz. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa da zevkle cevaplandırmak isterim. Söz Gülsüm Hanım'da. Sunumunuz için biz çok teşekkür ederiz. Size dilerseniz birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Evet, ilk sorum tatlı su ve tuzlu suda karides yetiştirmenin farkları ve zorlukları nelerdir? Evet, şimdi eğer araziniz denizin kenarındaysa o zaman tabii ki deniz suyunda yetiştirirsiniz. Çünkü denizel bir tür, özellikle Vanla Mei için söylüyorum, denizel bir tür. Ve büyüme performansı gayet iyi. Bizim yaptığımız Arge çalışmaları da yine tuzluluğun %15 civarlarında olduğunda, %15 ve üstü olduğunda büyüme performansının daha iyi olduğudur. Fakat Vanla Mei'yi tamamıyla tatlı suda, %0 tuzluluktaki bir suda da yetiştirdiklerini biliyoruz. Bunun farkı nedir? Siz eğer araziniz deniz kenarındaysa sıkıntınız yok. Ama denizden çok uzaktaysa, taşıma suyuyla yapıyorsanız ya da tamamıyla tatlı su kaynağınız varsa, bu tamamıyla sizin üretim şeklinize göre değişiyor. Büyüme performanslar arasında tabii ki sıkıntı var. Şöyle 3,5-4 ayda deniz suyundaki karides 20-25 gramlara gelirken tuzluluk %15'in altına düştüğünde bu giderek azalıyor. %0'da 15 gramın üzerine çıkamıyorsunuz. Böyle bir farklılığı var. Ama Vanla Mei yetiştirilebiliyor mu? Tabii ki yetiştirilebiliyor. Neden? Çünkü ıslah edilmiş bir tür. Teşekkür ederiz. Diğer bir sorum ise ülkemizde karides tüketim alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz? Evet. Şimdi mutfak kültürümüzde de inanç sistemimizde de çok yanlış bilinen şeyler var. Bir kere karidesçi olarak, karides firmalarının danışman olarak her zaman karides firmalarına şunu söylüyorum. Bir birlik olmamız gerekiyor. Bir birlik olarak da gerek medyadan,
hem görsel medyadan hem yazılı medyadan insanlara karides yetiştirici, karides yeme alışkanlıklarına destek vermemiz gerekiyor. Belki ortak projeler yapılması gerekiyor. Belki fuarlara gidildiğinde halkı tadına bakması için belki bütün firmalar birlik olup ücretsiz karides yemekleri dağıtmaları gerekiyor. Belki reklam giderleri, çok sayıda reklamlar verilmesi gerekiyor ve bu reklam giderleri paylaşılması gerekiyor. Her şeyin başında bir ekip mantığıyla, bir birlik mantığıyla hareket edilmesi gerekiyor. Karides'te de, karides yatırımı yapan firmalara da hep söylüyoruz. Diyoruz ki bir birlik eğer olunursa, bir kümelenme mantığı gibi, bir ne bileyim kooperatif mantığıyla eğer hareket edilirse, bir birlik olunursa, hem masraflar bölüşülebilir hem de bu işe gönül verenler biraz daha keyifli projelerin içerisinde yer alabilirler diye düşünüyoruz. Bu tamamıyla reklam, sürekli reklam yapacağız, sürekli insanlara aynı zamanda bir de işleme tesislerinden çıktığında artık pandemi döneminde de bunları gördük. Şöyle 100-200 gramlı böyle moblu, vakumlu böyle kutuların içerisinde yemeğe hazır çalışan İnsanların böyle yemekle uğraşamayan insanların gelince hemen hazırda bir şeyleri yapabilecek şekilde ürünlerin olması gerekiyor. Tabii bu ürünlerin ucuz da olması gerekiyor. Herkese de, herkesin cebine de uygun olması gerekiyor. O yüzden de iş fazla üretilmekten geçiyor. RAS sistemi gibi bir sistemle her zaman niş bir ürün olarak kalacak. Her zaman lüks bir ürün olarak kalacak. Ama 30-40 bin, 50 bin, 80 bin, 100 bin tonlar üreten bir ülke olduğumuzda çok kısa bir sürede insanlar çok ciddi karides üretmeye başlayacak. 2017 yılında İran'a gittik. İran'da oturduk, pizza yiyeceğiz. Karidesli pizza, baharatlı karidesli pizza, yok şunluk karidesli pizza, safranlı karidesli pizza. Her yerde karides var. Çok şaşırmıştım. İran'da yerli halkın karidese bu kadar düşkün olması beni çok şaşırtmıştı. O yüzden çok üreteceğiz, firmalar birlik olacağız, birlik beraberlik bilinciyle bu karidesin de fiyatını düşüreceğiz ve insanlara da sürekli reklam yapacağız. Herhalde bunun yolu buradan geçiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Son olarak da karides yetiştiriciliği yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi çok sayıda telefon alıyorum, korkunç sayıda telefon alıyorum. Yani belki de 5 yılda 700-800 ayrı yatırımcı telefonu aldım. Herkesin bir hayali var. Nedir hayali? Hem huzurlu bir iş yapayım, deniz, balık falan, hem de kazançlı bir iş olsun. Evet, karides böyle bir iş, fakat her şeyini, evini, arabanı satıp da girebileceğiniz bir iş değil. Neden? Firmalar ve yatırımcıların şöyle bir şeyi var. Ben 5 metrekarede de karides yetiştiririm gibi bir derdi var. Öyle bir inancı var. Böyle bir şey yok. Karides çok para getiren bir şey. Fakat ilk 2 yıl her sektörde olduğu gibi bir protokollerin oturması, bir ekibinin oturması gerekiyor. Aynı zamanda riskli bir iş. Cesaret isteyen bir iş. O yüzden karides yetiştirmek istiyorsanız bir kere çok sağlam bir kaynağınız olması lazım. Yatırımınızı tabii ki gönül ister ki herkes 100 ton, 500 ton üretsin. Fakat 100 ton üretebilecek paranız varsa bile projenizi 3 yıla yayın, 5 yıla yayın. Birinci yıl bir 10 tondan başlayın. Protokollerinizi oturtturun. Bir karides nedir, piyasası nedir onlara bir bakın. Ekibinizi oluşturun. Ekip çok önemli. Ekibinizi oluşturun. Sonrası arkadan gelir zaten. Protokoller oturtturduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Ama sağlam bir para kaynağınız olması lazım. 2 yıl hiçbir şey beklemeden o paranın oraya atılması lazım. Bu vizyonla gittiğiniz zaman 3. yıl sizi kimse tutamaz artık karides sektöründe. Teşekkür ederiz. Asun Hanım, ben devam edebilirim sanırım. Öncelikle kulübümüzün etkinliğine katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Size birkaç sorum olacaktı. İlk olarak bu sektörde ilk kadın girişimcisisiniz. Sektöre atıldığınızda hiç cinsiyetçi bir tutumla karşılaştınız mı? Ya da olumsuz bir olay yaşadınız mı? Tabii ki yaşadım. Tabii ki. her platformda zorluğumuz var. Her platformumuzda. Ama bu hiçbir zaman bir kadını engellediğini görmedim. Ve çok enteresan, bir kadının korktuğuna da ben hiç şahit olmadım. Böyle bir cinsiyet ayrımı içerisinde bulunanların en büyük yanılgısı bu.
bir kadını kolaylıkla pıstırabiliriz. Hayır, tam aksine bir kadını başınıza bela edebilirsiniz. O yüzden dikkatli davranmak lazım. Evet, fiziki güç gösterileri kullanarak öldürebilirsiniz, dövebilirsiniz. Ama pıstırdığınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz diye her zaman her platformda karşı çıktım bu cinsiyetçiliğe. Sarus döneminde de oradaki köylüler özellikle de haraç isteyen hem köy yerlilerinden hem köyün dışındakilerden insan potansiyeli her yerde iyi var kötü var. Yollarımın tıkandığına şahit oldum. Korkutulmaya çalıştığıma şahit oldum ama önemli değil. Elime tüfeğimi aldım. Gittim arazimde tek başıma. Nöbetler de tuttum. O yüzden cinsiyetçi tavırla karşılaştım mı? Tabii ki karşılaştım. Peki bu çok önemli mi? İnanın benim için sohbet konusu bile değil Tuğba Hanım. Çünkü cinsiyetçi bir tavırla karşılaştığımı bir platformda dile getirdiğimde bu enerjiyi güçlendirdiğime inanıyorum. Ben çoğu erkeğin yapamadığı işi işte başarılı olduğuma inanıyorum. Ve çoğu kadının çok kolaylıkla yapabileceği bir işte başarılı olduğuma inanıyorum. O yüzden benim sektörüm kadın işine çok uygun. Eminim ki şimdilik ben ilk girişimci oldum fakat çok istiyorum kadınların bu platformda söz sahibi olmalarını ve çok iyi yerlere geldiklerini görmeyi çok istiyorum. Bununla ilgili sosyal projelerim var. Şu o sebebi kurulsun, şu o sebebi kurulsun neler yapacağım kadınlarla ilgili. O yüzden benim için hiç sıkıntı değil. Yani isteyen gelsin derler ya, koparan gelsin. Hiç sorun değil. Evet, tabii ki karşılaştım ama hiç sıkıntı değil. Beni çok takdir eden erkek meslektaşlarım da oldu. En büyük destekçim zaten benim eşim. Profesör Doktor Metin Kumlu. Aynı zamanda çok sağlam erkek arkadaşlar var böyle. Yatırımcı arkadaşlarım var. Onların gücü olduktan sonra peki dünyanın zorluğu gözüme gözükmüyor cinsiyetçilik açısından. İyi ki sizin gibi kadınlarımız var. Umarım sayımız gitgide daha da artar. Bir diğer sorum, bazı videolarda havuzlara kuru yaprak atıldığını gördüm. Siz hiç bu uygulamayı kullandınız mı veya bu uygulama niçin kullanılıyor biliyor musunuz? Kapalı sistem. Şimdi her firma, aslında her firmanın kendine özel Ar-Ge teknikleri var diyebilirim. Bunu bilimsel olanlar da var, bilimsel olmayarak yapanlar da var. Türlü türlü şeyler var. Yaprağın dışında atılan şeyleri de biliyorum. Hani hiç tabii ki denemedim. Neden? Biz bilime dayalı saha çalışmalarını hep öngörüyoruz. Ama başarılı olmayacak diye bir şey yok. İnanın bazen bir bilim adamının, bir profesörün aklına gelmeyecek şeyler yapıyor sahadakiler. O yüzden herkesin kendine dair yöntemleri var. Mesela Bioflok hiç çalışmadım. Çalışılması gerekiyor. Bioflok gibi bir sistemin geleceğe dair bir sistem olduğuna inanıyorum. Ama bunlara çalışmadım. Neden? Çünkü bizim bunlara çalışacak zamanımız olmadı. Bu biraz daha bizim misyonumuza biraz fanteziye giriyor. Bizim derdimiz hep ne oldu? Türkiye'de karides yetiştirilebilir. Türkiye'de karides yetiştirilebilir. Yani o üretim modelleri o biraz fanteziye girdi. Şu anda da hala derdimiz bizim Türkiye'de karides yetiştirilsin. Litopen asmanlamaya yetiştirilsin. Türkiye'de binlerce tona gelsin. İstihdam açılsın. Avrupa dibimizde Avrupa'ya ihracatlarımız açılsın. Bakın 2 milyar dolarlık bir hedefimiz var önümüzde. O hedefe mümkün olduğu kadar yeni türlerle girelim. O yüzden yaprak hiç de duymadım açıkçası. Başka şeylerin atıldığını biliyorum. Ama belki gölgelendirme yapması için atılmış olabilir. Belki bir, çok emin değilim, Bioflok çalışan çok değerli bir arkadaşım var mesela. Mete Hocam var. Belki Bioflok anlamında yapılmış olabilir. Ben bilmiyorum o işleri. Çok da benim tasvip ettiğim şeyler değil. Ben bildiğim işle devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir diğer sorum da bitkilerle de besleniyorlar sanırım karidesler. Ama siz yanlışım varsa düzeltin. Yapay yemleme kullanıyorsunuz. Niçin? Evet. Niçin yapay yemleme? Ve bu yemlerde neler var? Şimdi aynı balık yemlerinde olduğu gibi sadece rasyonlar farklı. Yağ oranımız daha düşük. Balık unumuzun rasyonunda değişiklikler yapabiliyoruz. Hem hayvansal hem bitkisel kaynaklı tabii proteinler kullanıyoruz. Yemle besleme ile ilgili çok bir çalışmam olmadı. Sadece işimin gereğinde yem nasıl yapılır, rasyonları nedir? Ama besleme ile çalışan hocalarımız var. Onlar daha iyi bilirler. Fakat şu var.
Özellikle resirküle sistemde çalışıyorsanız suyunuzun kalite yönetimine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Karides yemi biraz daha mesela balığa attığınız zaman balığın özelliğinden dolayı, anatomik özelliğinden dolayı balığa attığınız zaman balık yukarıda yakalar. Suda asılı kalması lazım, gider yakalar çünkü dip balığı değildir. Karides öyle değil, karides yürür. Çok az böyle yüzdüğünü görürsünüz, yürür ve tabandakini alır. Biraz da nazlıdır, alır böyle ince uzun olması gerekir. Böyle fit 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 yer, böyle o burada değildir. Evet çok yer ama nazik yer. O yüzden de mesela suyunuzda kirletici etmen olmaması lazım. 4 saat boyunca, en az 4 saat boyunca o yemin orada dipte kalması lazım. Yani su stabilitesinin çok yüksek olması lazım. Siz eğer bunu kontrollü koşullarda yem üretmezseniz bunu sağlamanız mümkün değil. O yüzden karidesi doğal olarak besleyenler de var. Evet. Zannedersem Bioflow'un anlamlarından bir tanesi de yine bu. Çok emin değilim. Biraz daha böyle beslemeyi şey yapıyor, o destekliyor. Fakat kontrollü koşullarda yem ürettiğiniz zaman karidesin anatomisine çok uygun yem veriyorsunuz. Bir de o yemin içerisindeki rasyonları belirleyerek karidesinize ne verdiğinizi biliyorsunuz. Yani ben ne kadar yağ verdiğim, ne kadar protein olduğunu, nereden ne vitaminin ve mineralin geldiğini görebiliyorum. O yüzden her zaman için kontrollü koşullarda üretilen yemi savunuyorum. Son sorum da yetiştiricilik yapmak istersek eğer doğadan alacağımız yavrularda, yavru karideslerde nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özelliklerine bakmalıyız bu karideslerin? Şimdi doğadan yavru alarak bu iş mümkün değil. Birincisi bu. Doğadan toplayıp havuzlara atmak. Mesela öyle şeyler kulağıma geliyor. Adana'da yumurtalıkta dalyandan toplamış biri, atmış havuza, büyüttüm diyor. Yani bu çok şey, nasıl diyeyim, büyüttüm, okey. 2000 tane yavru aldın, 3 tane büyüttün. Doğru. Şimdi bu doğada toplanarak yapılan bir iş değil Tuğba Hanım. Keşke öyle olsaydı. Anaç maliyeti olmazdı. Şimdilerde işte kuluçkanesi olan firma var. Kuluçkane kuracak olan firmalar var. Siz bir tane anaç getirdiğiniz zaman bunun vergisiyle, kargosuyla tek bir anaç 100-150 dolara mal oluyor. En az 100 anaçla başlamanız lazım, 50 çiftle. Siz eğer kontrollü koşullarda alamazsanız yavruları doğadan toplayarak, anaç olsun yavru olsun, bunları ekonomik olarak büyütebilmeniz, yetiştirebilmeniz mümkün değil. O yüzden doğadan toplama işini bir bırakalım. Zaten doğadan toplama işini genel olarak hiçbir zaman önermiyoruz. Hangi tür olursa olsun, yavrusundan bahsediyorum. Çok mantıklı değil. Zaten devlet de izin vermiyor bu işe. O yüzden bu işi kimler nasıl yapacak? Kuluçkahaneler var, bir tane kuluçkahane var. Sonra dediğim gibi bir yıl içinde iki kuluçkahane daha gelecek canavar gibi firmalardan. Bu firmalar kuluçkahanelerinde dirençli, hastalıklara dirençli, dayanıklı, yoğun stoklamaya uygun, hızlı büyüyen yavrular üreterek karides yetiştiriciliği yapmak isteyenlere yavru sağlayacak. Ha diyelim ki sektörde karides kuluçkahanesini almak istemediniz. Yurt dışından yavrular getirtilebilir mi? Tabii ki yurt dışından yavrular getirtilebilir. Ama yurt dışından gelen yavrular çok uzun mesafelerden geldiğinde, bir de kargo şartları çok sıkıntılıysa ya da istediğiniz yavru, istediğiniz firma eğer fazla stoklarsa o yavrulara yaşatma şansınız %50'nin üzerine çıkmaz. Yani %1 milyon yavru getirdiniz, 300-500 binin üzerinde sağlıklı yavru alamazsınız. Bunun yarısını yolda telef edersiniz. O yüzden ne yapacağız? Kuluçkahane kuran firmalardan çok güzel, sağlıklı, gözümüzle gördüğümüz, onlardan destek de alarak, know-how da alarak, onların mühendisleriyle yavrularımız gelecek ve havuzlarımıza stoklanacak. Bu iş aynı levrek çupada olduğu gibi. Kuluçkahanelerden yavrular alınacak ve bu iş ilerleyecek. Teşekkür ediyorum. Gülsüm'e bırakıyorum şimdilik sözü. Cem Bey söz hakkı istemiş de. Tabii. Sorabilirler. Sesim geliyor mu Asuman Hanım? Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız Asuman Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi ben çok sıkı bir takipçiniz. Sosyal medyada da oldukça sık bir şekilde videolarınızla, fotoğraflarınızı, paylaşımlarınızı takip ediyorum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi,
Ben stajımı Aquatur'da yaptım. 1991-92 yılında yaptım. Ve orada Türkiye'nin ilk karides hasasını yapmıştık biz. Haluk Bey'le beraber. Yani siz zaten aynen biliyorsunuzdur. Hatta Mehmet Bey şu anda burada, yanılmıyorsam. Ona da selam götürüyorum. Aquatur'daki tesisi devraldı. Atıl durumdaki bir yeri devralarak çok önemli bir işe imza attı. İnşallah orada da evet, hayırlı işlere evet, imza atar. Evet. Evet. Tabii biz orada o üretim dönemi içerisindeyken, üretim dönemi içerisindeyken Penaos semisulcatus türü vardı. Onların kuluçka işlemleri evet, de Muğla taraflarında yapılmıştı. Milas taraflarındaki oradaki bir kuluçkhanede yapılmıştı. Ve aslında bizim elde etmiş olduğumuz grafiklerde, yani sonuçlarda Haluk Bey'in bize verdiği grafiklerde de fena gözükmüyordu. Yaklaşık olarak işte bir 4,5-5 aylık süre içerisinde 40-45 grama kadar ulaştığını görmüştük ortalama değer olarak. Bu benim hatta aynı zamanda mezuniyet tezim de aynı zamanda. Tabii Penaos semisulcatus ile ilgili çok fazla çalışma yok, yayın yok. Yani bizim bölgemize, İskenderun Körfezi'ne başat bir tür olduğu için çok fazla bir şey de, o zamanlar için bahsediyorum, yayın olmadığı için biz çok fazla veri elde edemedik. Daha sonraki işte Palmar'ın da üzerine gelmesi ve ondan sonra da Aquatur'un da şu anda kapatması. Şu anda Penaos semisulcatus'un üzerinde çok büyük bir kara örtü var. Siz mesela Van Lamey dediniz. yani ben de tam bir semisulcatusçuyum. Yani bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de biraz önce bahsettiğiniz gibi damızlık konusunda dışa bağımlılığımız var. Biz semisulcatus'un üzerine hemen böyle örtmeli miyiz? Yani kapatmalı mıyız? Yani 6 aylık bir süre içerisinde hasat boyuna getirmek fena bir rakam değil gibi gözükmüyor. Ve Türkiye şartlarında özellikle güney bölgelerinde yılda 2 tane açık sistemler için söylüyorum. Yılda 2 defa ürün alabiliriz gibi gözüküyor. Yani o bölge, o taraflarda da mesela yerler var. Mesela işte Mehmet Bey'in devraldığı Aquatur'un tesisinin olduğu yer veya şu anda mesela Palmar'ın tesisi, Manavgat'taki tesisinin olduğu yer, orası da şu anda boş, atıl durumda, kullanılabilir, projelendirilebilir durumda. Keza aynı şekilde Anamur taraflarında, Silifke taraflarında da dalyanlardan bozma alanlar da var. Mesela buralarda açık sistemde semisulcatus'a yönlendirebilir miyiz acaba üreticileri? Ya veya yapmalı mıyız? Veya sadece Van Lamey üzerine mi çalışmalıyız Asuman Hanım? Teşekkür ederim. Şimdi Can Bey dediniz ki, teşekkür ederim, çok güzel bir soru. Semisulcatus'la ilgili soruları da çok seviyorum. Çünkü semisulcatus'la ilgili çok çalışmalar yaptık. Öyle böyle değil. Yani kafayı yemiştik bir zaman. Çünkü Van Lamey'nin anaçlarını bile getirtiremiyorduk. E ne yapacaksınız? Kendi sularınızdaki türlerle çalışacaksınız. Ve en yakışıklısı bence semisulcatus. Zaten evet, Avrupa havada kapıyor. Doğrudur. Tiger'lardan bir karides bu. Tiger demek vahşi demek. Birbirini yiyen demek. Bir kere evet, siz biraz önce şöyle bir şey söylediniz. Semisulcatus'un üzerinde kara bir örtü var. Size çok net bir şey söyleyeceğim. Semisulcatus bir kara örtü zaten. Yani yapı bakımından semisulcatus'un kadar çok seversem seveyim, yetiştiricilik konusunda tam bir karabasan. Size şöyle bir örnek vereyim. Bir havuza 30 bin tane semisulcatus post larvası koyduk. Yaklaşık 4 ay sonra suyumuzda tabii alg de var falan, göremiyoruz da. Bir de çok vahşi bir tür. Yani çok fazla böyle suyun içine vanlamaya gibi sosyal bir tür değil semisulcatus. Hasat ettik, 5 tane çıktı. Bakın hasat ettik, 30 bin post larvadan 5 tane. Yani semisulcatus evet, Aquatur 40, doğrudur, 4-5 ayda 40-45 grama gelmiştir. Burada önemli olan şey şu değil. Ben karidesi 40-45 grama kadar getirildiğini gördüm. Burada önemli olan o değil yatırımcı için. Metrekareden aldığı hasat. Şimdi metrekareye semisulcatus'u eğer 50-60 grama getirmek istiyorsanız metrekareye 5 adetten fazla stoklamazsınız. Stoklayamazsınız zaten. Neden? Hayvan kanibalistik özelliğinden dolayı yanındakini yiyor. Bakın çok net. Semisulcatus bütün karideslerde olduğu gibi bir kabuk değiştirme özelliği var, siz bilirsiniz. Kabuğu değiştirdiği andan itibaren hayvan bir süre zaten çok efor sarf ettiği için, kabuğu değiştirdiği için hem kabuğu yok,
korunaklı bir çeperi yok. Hem de hayvan baygın. İşte Semih Sulukantos bu fırsatları çok güzel değerlendirir. O anda kabuk değiştirmeyen, Semih Sulukantos kabuk değiştiren can kardeşlerine saldırır. Semih Sulukantos da metre kareden 200-300 gramın üzerine çıkmak bir mucizedir. Ama ne yapılması gerekir? Semih Sulukantos ıslah çalışmasına başlatılabilir. Ama Semih Sulukantos Tiger'lardan olduğu için, şimdilerde bakın bir de Black Tiger'la çalışıyorlar, Monodon'la çalışıyorlar, ıslah evet. edilme çalışmaları. Bazen CP'nin forumlarda böyle, aa hallettik, başardık, yuhu dediğini duyuyorum ama kendisi bile üretmiyor. O yüzden Tiger cinslerine karşı bir soru işareti bırakmamız gerekiyor. Çok vahşiler, çok yoğun stoklamaya uygun değiller. Islah çalışması yapılabilir mi? Yapılabilir ama Semih Sulukantos'un 10 yıl devam eden ıslah çalışmanız 10 yılın sonunda da geleceğiniz metrekareden 300 değildir, 350 gramdır. O konuda da biraz pesimistiyim. Ama Semih Sulukantos, Japonicus, Monoceros, Keraturus, bu türleri çok severim. Aztecus, bakın Aztecus, şimdilerde sularımızda yoğun bir şekilde, Milas taraflarında da çok yoğun bir şekilde çıkan bir tür. Semih Sulukantos'a harcanacak zamanı Aztecus'a harcamaktan yanayım. Çünkü Aztecus'un şeyde doğal ortamından anaçlarını aldık, yumurtalarını aldık. Dölülük oranı çok yüksek ve post larvaların yaşama oranları çok yüksek. Bakın daha dakika bir gol bir derler ya, daha Aztecus bismillah. Semih Sulukantos 10 yıl çalıştık. Semih Sulukantos'u Aztecus'ta verdiği başarıyı elde edemedik. O yüzden tecrübelerimize dayanarak söylüyorum. Türkiye'nin zamanı yok. Türkiye önce bir karides üretsin. Van Lamey'i Amerika keşfedildi. Bir Van Lamey ile bir para kazanalım. Deli gibi bir üretelim. İran üretiyor 50 bin ton. Arabistan üretiyor 30 bin ton. Mısır başladı yeni. Lübnan, Fas bunlar hep Akdeniz'e kıyıları olan ülkeler. Hepsi üretiyor cayır cayır. Türkiye cayır cayır Van Lamey'i üretebilir. Bunu aynı zamanda sizin gibi. Hele ki hocalarımız var, karides çalışmış kökenle devam etmemiş ama karides temeli almış hocalarımız var. Birlik beraberlik içerisinde karidesin Türkiye'de on binlerce ton üretilmesine vesile olalım. Ondan sonra fantazilere girebiliriz. Nedir fantazilerimiz? Semih Sulukantos'u bir araştıralım. Sizin gibi gönül verenleri de alalım ekibin içine. Monoceros, Japonicus ki Japonicus da bana saç baş yolduran bir türdür larva döneminde. Bunların her birinin hangi döneminde ne sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Birisi nazlı olur, birisi yumurta vermez, biri post larva da hiç yem almaz, ölür. Post larva aşamasında kendi kendine ölür. Yani her bir türün kendi derdi var. Türkiye zaman kaybetmeden önce bir karides üretmeli, para kazanmalı, para kazandıktan sonra Ar-Ge yatırımlarına girmeli diye düşünüyorum. Biraz önce de söylediğiniz gibi Aquatur'un tesisine reform su ürünleri aldı. Zaten reform su ürünleri yılan balonda, zaten bir belirli bir duayen olmuş. Şimdi de geldi Mehmet Bey'le görüştük, danışmanlığına da başladık. Kendileri canavar gibi bir şey yapacaklar. Halbuki... İnanın karidesin yanında yengeç, kerevit ve yılan balığını tekrar girecekler. Bu dört tür de Türkiye için alternatif tür. Çok önemli. Dördünde de başarılı olacağını biliyorum. Çünkü tür iyi, türler iyi, evet. Ekibini de iyi seçeceğini düşünüyorum, evet. Ama vizyonlu yatırımcı bu işi götürür. Her şey vizyonlu yatırımcıda bitiyor Cem Bey. O yüzden Aquatur'da önce bir Van Lamey ile başlayacağız. Bir firmaya bir para kazandıracağız. Sonra zaten Mehmet Bey çok heyecanlı bir yatırımcı. Hocam şunu da hemen Ar-Ge'sini yapalım. Hemen şu kerevite de girelim. Şunu da yapalım falan. Tam bizlik bir yatırımcı yani. Biz bir araya geldiğimiz zaman inanılmaz heyecanlar havada uçuşuyor. O yüzden evet yapacağız. Ama Semih Sulukantos'la zaman kaybetmeyeceğiz. Van Lamey ile para kazanacağız. Sonra tam fantezileri gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Evet Uğur Bey bir soru sormuş. Merhabalar hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Öncelikle tebrik de ediyorum ayrıca size. Hem işin Ar-Ge'sini yapan hem de bu işin girişiminde önce olduğunuz için. Benim merak ettiğim husus aslında bu işin ilk yatırım maliyetiyle ilgili elimizde veri var mıdır? Örneğin bugün Van Lamey türünü yaklaşık 4-5 dönümlük bir tesiste, kapalı devre bir sistemde üretmek istesek bunun ilk yatırım maliyeti ne düzeydedir? Ayrıca bu yatırımın geri dönüş süresiyle ilgili şu an 2 seneden sonra ile alakalı bir bilgi verdiniz ancak elimizde bu şekilde bilgi var mıdır, veri var mıdır? Ben bunu sormak istedim. Teşekkür ederim tekrar.
Teşekkür ederim. Bir yandan da not alıyorum soruları. Arka arka ikinci soru olunca kusura bakmayın. Şimdi Van'la mesela bir dönümlük bir yatırımdan bahsedelim. Şimdi ister bir dönüm ister beş dönüm yapın. Bir altyapısı var, temel yapısı var. Nedir? İşte arazinizin fiyatı, yolu, elektriği, suyu, kuyuları, drenaj sistemi. Eğer resirküle sistem ki Vanlamey'de resirküle sistem söylüyor devlet. Resirküle sistem işte arıtma sistemi, ozon ünitesi falan. Evet. Bunları yapacağız. O yüzden bir dönüm ya da beş dönümlük yatırımların arasında çok büyük bir fiyat farkı yok. Bir dönümlükten hemen gidelim. Bir dönüm metrekareden 2 kilo diye başlarız biz fizibilitede. Ama 4 kilograma çok rahatlıkla çıkılabilir Vanlamey'de. Resirküle sistemde. 3,5 ayda 20-25 gram arasında alabilirsiniz. Mümkün. Biz de ürettik bunları. Çok başarılı işte firmalar. İki tane firma var, canavar gibi. Onlar da çok güzel ürünlerini aldılar. Bir dönümün maliyeti. Şimdi ben size şunu söylemek isterim. Mesela bir dönüm sera, havuz ve resirküle sistemin maliyeti 700 bin lira. Bunu demek isterim. Ama benim bu söylediğim bir hafta önce, bugün 700 bin lira, 2 ay sonra 850 bin lira olabilir. Türkiye'deki yatırımlar o kadar istikrarsız ki, yatırım rakamları. O kadar böyle temeli oturmuyor ki. İnanın şimdi Milas'taki iki tane firmaya gidin. Bundan 2 yıl önce yaptıkları fizibiliteye bakın. Fizibilite atıyorum 3 milyon 4 milyonluk yatırımdır. 6 milyona çıkmıştır. Kendileri bile hayret ediyor. Yani biz bu rakamlar, çünkü o kadar kaypak ki her şey. İnanın dolar yükseliyor ama sadece dolar yükselmiyor. Diyelim ki 20 dolara satılan, atıyorum bir kepçe, 20 dolara satılıyor. Şimdi dolar zaten yükseliyor. Bunu tekrar 20 dolara satman lazım. Hayır. Aynı zamanda fırsat dünyası. 22 dolar yapıyor adam. 20 dolar zaten arttı. Hayır, 22 dolar. %10 da zam getirdim. Neden? Öyle. Şimdi bunun altı da yok. O yüzden yatırımda şunu söyleyemiyorum. Dolar bazında da. İşte bundan mesela 2017 yılında yaptığım fizibilitede 500 bin dolarla 50 ton karides üretilebiliyordu. Bakın 50 ton karides üretebiliyordunuz 500 bin dolar ilk yatırım sermayesiyle. Günümüzde 500 bin dolarla 50 ton karidesi resirküle sistemde üretebilir misiniz? Çok emin değilim. Ben de yoruldum artık fizibilite yapmaktan. Şimdilerde ne yapıyorum? Bir danışanım olduğu zaman o tesise yönelik. Çünkü tesisin arazisi, elektriği, kuyuları içerisinde olabiliyor. İlk yatırım maliyetini tesise özel fizibilite yapıyorum. Ama genel olarak şu anda kesin olmamakla birlikte bir dönümlük bir resirküle sistem, işte yolunuz, elektriğiniz, oraya koyacağınız jeneratörle falan filanla 500 bin TL gibi bir rakamla kurabilirsiniz. Bu benim şu andaki öngörüm. Bir hafta sonraki yaptığım çalışmada ne diyebilirim? 500 bin liraya kurdunuz. Bir dönümden ne alırsınız? 1000 metrekare yapar bu size. Yılda 2 hasat alabilirsiniz. Yani 2000 metrekareniz var sizin yıllık hasat için. Ve metrekareden 4 kilo alabilirsiniz. Yani 8 ton karides alabilirsiniz. Bunu ne kadara satarsınız? Yurt içinde her zaman 10 dolardan alırım fiziliteyi. Fakat 12 doların aşağısında 20-25 gram taze karides olmadığına şahit oldum son bir yılda. Bunu çiftlik çıkışı olarak söylüyorum arkadaşlar. Perakende değil. Çiftlik çıkışı 12 dolardan sattığınız takdirde 8 ton karides size 96 bin dolar para getirecektir. İnşallah yanlış değildir. Hızlıca yapıyorum çünkü matematiği. 96 bin dolar size para getirecektir. 96 bin dolar bugünün parasıyla nedir? Yaklaşık olarak 700 bin TL yapalım. 700 bin TL. Bakın ilk yatırım maliyetiniz 500 bindi. Ama bu yatırım maliyetiniz. Bir de 5 dolar her kilogram karidesi 6 dolar değil. Yine dediğim gibi 6 dolar 1 kilogram karidesi verdiğiniz para. Yani sizin burada 8 ton için 48 bin dolar sizin gideriniz var yarı yarıya. Bakın yarı yarıya işletme maliyetiniz. Ama %100 bir kar görünüyor burada. Ciron üzerinden baktığınızda. Buna bağlı olarak ilk yatırım maliyetiniz 500 bin lira. İlk sene hasatınız 700 bin lira. Bunun 350 bin TL'si gitti. Geriye kaldı 350 bin TL. Önümüzdeki yıl yine yapacaksınız. Yine onun işletme maliyetini yatırıyorsunuz. Yine oradan alıyorsunuz. Bu şekilde geri ödeme sürelerini hesapladığımızda karides yatırımının 2,5 ila 3 yıl arasında olduğunu öngörüyoruz. Eğer
biraz denizden uzaksanız, su taşımanız gerekirse, yılda üçüncü hasatı koymanız gerekirse, bu sefer ısı pompaları devreye girdiğinde, rezervuarınızı yükselttiğinizde maliyet artıyor. Diyelim ki maliyetleri arttırdık. 3.2 yılın üzerinde bir karideste geri ödeme süresi yok. Bu resirküle sistem için konuşuyorum arkadaşlar. İşte bizim en büyük şu anda benim en büyük mücadelem resirküle sistemi kişisel olarak evet desteklememe rağmen açık sistemlerde yapılması. Bu 500 bin liralık bir dönüm yatırım size 200 bin liraya kadar düşecektir. Yani hal böyle olduğunda ilk yatırım maliyetini yatırıma değil de ilk yatırım sermayesini resirküle sistemde 500 bin liramız var. Bu 500 bin lirayı resirküle sisteme değil de açık sisteme yönlendirirsek o zaman daha kolay yatırımlar yapılacak. Geri ödeme süreleri kısalacak. Belki 2 yıla dönecek. Hiç onun çalışmasını yapmadım. Önümüzdeki günlerde yapacağım. Bir 10 tonluk resirküle sistemle 10 tonluk açık sistemin arasındaki finansal fizibilite tabloları çıkaracağım. Belki tekrar bir toplantı yapıp bunun üzerinde konuşabiliriz. Eğer öngörürse arkadaşlar. Bence çok faydalı olabilir. Ama dediğim gibi açık sistemi evet çok da faydalı olacağını ben düşünüyorum. Bu şekilde bir çalışma, bir toplantı yine ayarlayabiliriz. Ben seve seve her türlü bilgiyi vermeye hazırım arkadaşlar. Her zaman. Gördüğünüz gibi karides kısa sürede, yılda 2 hasatla, 3,5 ay gibi bir sürede üreterek sıcak parayı sürekli döndürebileceğiniz bir tür ve kilogram bazında yüksek karlılık içeren. İşte balıkla karides arasındaki fark bu. Balıkta 18 ay en az beklemeniz gerekir ve kilogram başına aldığınız karınız düşük. Neden? Türkiye'de bu işi entegre sistemli firmalar yapıyor. Onlarla fiyatla rekabet etme şansınız yok, sıfır. Ha, ama bir restorantınız olur, niş bir ürün yapıyorsunuz, bir dönüm levrek çupra üretirsiniz, restorantınızda satarsınız. Okey, bu tamamdır. Ama bunu sanayi boyutuna sürdüğünüzde şu anda en karlı yatırım, en hızlı yatırım karides olarak görülüyor arkadaşlar. Tabii ki karides yatırımında dezavantajlar da var. Onları da konuşacağız. Ama bizim hedefimiz şudur. İlk karides yatırımı, sabit yatırım yapılırken bu fiyatı nasıl düşürebiliriz? Çünkü bu fiyatı düşürürsek o zaman yatırımcılar artar, cesaret artar. O zaman der ki kişi, tamam ben bunu göze alıyorum. Bu arada 2 yıl geri ödeme dedim. Öyle dediğimi söylediniz. 2 yıl geri ödeme demedim. Şöyle dedim. Su ürünleri sektöründe canlı ile uğraştığınız için, kendi protokollerinizi oturtmak için, ekibinizi yetiştirmek için en az 2 yılı gözden çıkaracaksınız. Ama bu şu demek değil. Siz inşaatınızı yaptınız, üretiminizi yaptınız, yavrunuzu havuza koyduktan sonra 4 ay sonra size sıcak paranız gelir. İnanın satışta da bir sıkıntınız yok. Zaten kapınıza geliyorlar. Daha yavruyken havuzunuza geliyorlar ve diyorlar ki hocam ben bu havuzu istiyorum, ben bu havuzu kapatıyorum. Firma bunu satar ya da firma der ki yok. Ben satmıyorum. En güzel rakamı ben şey yapacağım. Biraz daha böyle işlemesine çalışacağım falan der, satmaz. Ama karidesin satışında da sıkıntı yok. Bundan 5 yıl önce yurt dışından, Çin'den ve Hindistan'dan gelen dondurulmuş ürünlerle acaba rekabet edemez mi karides diye düşünüyordum. Yok, şu anda yurt dışından 8 dolara karides getirtirebiliyorsunuz. Size maliyeti 8 dolar. Dondurulmuş olarak getiriyorsunuz. Çin'den getiriyorsunuz, Hindistan'dan, glaze oranları üstünde yazıyor %25-30 ama öyle bir şey yok. %40'lara, 50'lere kadar gitmiş. Aynı zamanda Çin'den gelen bazı ürünlerin içerisine bazı böyle şişirici maddeler enjekte ettiğini de biliyoruz. Yani o yüzden en güzeli nedir biliyor musunuz? İşte bu kulçıkhane kuran firmalar kuracak. Bu buzdağının orada böyle buzları dele dele geçen firmalar var ya, canavar gibi kuluçkanelerini kuracak ve sektöre ticari ahlak çerçevesinde canavar gibi yavrular sağlayacak. Sizin gibi insanlar da yatırımını kolaylıkla, içi rahat olarak bu yatırıma girecek. Biz ne yapacağız? Karides'e yıllarını vermiş deli tipler olarak biz ne yapacağız? Devlete gideceğiz ve devlete diyeceğiz ki resirküle sistemden çıkarın, kurban olayım. Resirküle sistem 500 bin liraya bir dönümü, kurban olayım. Kim nasıl yatırım yapsın diye ağlayacağız. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bizim de böyle bir misyonumuz olacak. Her yönden Türkiye'de 10 binlerce ton karides üretmenin yolunu açacağız. Hep beraber, birlik içerisinde. Teşekkür ederim hocam. Herhalde bütün sorularınıza cevap verdim değil mi Uğur Bey? Yok, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Siz konuşurken aklıma bir soru daha takıldı. Bu yani anlattığınız slaytlarla istinaden
bu resirküle sistemlerin aslında Ege bölgesinde avantajlı olduğunu, açık sistemlerin daha çok Akdeniz iklimine uygun olduğunu ben anladım. Eğer açık sistemleri Ege bölgesinde, örneğin İzmir, Muğla, Balıkesir bu taraflarda yapmak istersek nasıl yapacağız gibi bir soru belirdi aklımda. Açık tabii. Sistemleri. O yüzden tabii, yapılabilir. Tamam. Hava sıcaklığıyla alakalı, yani bu taraflarda yani yılda iki kere o zaman ürün almanın zorluğu gibi sorular geliyor aklıma. Bu konuda aynen da, öyle. Aynen öyle. Aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Tabii. Batı'da alabilmeniz mümkün ama tek ürün üzerinden ancak alabilirsiniz. İki ürün artık hayal olur. Tek üründe de inanın yine de ben her zaman basit de olsa bir üst ürün kapatılmasından yanayım. Basit ama resirküle sistem değil. Şöyle mesela şimdi Milas'ta yeni kuluçkanesini kurmak üzere olan bir firma var. O firmaya da söylüyorum, diyorum ki kuluçkanenizin kapasitesini lütfen arttırın. Tabii ki taşın altına ellerini koyacaklar. Cesaret ister bu iş. Bakın sadece Milas'ta 80 tane, aslında 130 tane de 50 tanesini çıktık. 80 tane atıl durumda levrek çupra tesisi var. Atıl durumda. Neden? Bu tesisler çok büyük firmaların fiyatlarıyla rekabet edemiyorlar. O yüzden de kendi yemlerini, elektriklerini bile çeviremeyecek durumdalar. Durdurmuş durumdalar. Ama toprak havuzları var. Kuyuları var. Tuzlu ya da tatlı su kuyuları var. Bakın bunlar açık sistemde hali hazırda. Bunlar değerlendirilmeyi bekliyor. Bunları artık balıkla değerlendiremezsiniz. Granyoza giriyorlar, oraya giriyorlar. İlk başta böyle bir heyecanla granyoza girdiler ama şimdilerde granyoz üreten firmalara bakıyorum. Dönüp bana diyor ki hocam ya karides yavrusu veremiyor musunuz? Diyorum ki veremiyorum çünkü resirküle sistem değil. Bunun için resirküle sistem yapabilmen için 200 bin lira para atman lazım ki en az oradaki açık olan sisteme işte bir ozon sistemini bir entegre edelim. Şunu bunu entegre edelim. O yüzden diyorum ki evet açık sistemlerde vanlamayı üretilmeli. Yüksek tonajlar isteniyorsa atıl durumdaki buradaki araziler değerlendirilebilir yılda bir ürün olarak. İnanın yılda bir ürün bile bu levrek çupra arazi sahipleri yılda bir ürünle karides alsalar kilogram bazında karı yüksek olduğu için çok güzel dönecekler. Burada bakın Milas'ta geçenlerde bir basma kalıp böyle bir kendi kafama bir hesap yaptım. 2000 tonluk karides üretim potansiyeli var. Yılda sadece bir ürünle. Bir ürünle. Ve bunu da Tarım İl Müdürlüğü'nden aldım. Yani ortalama kaç dönümdür atıl durumdaki araziler? 2000 ton karides ne demek? Çok güzel bir rakam. Neden peki bekliyoruz? Resirküle sistem olduğu için. Tabii ki devlet kendine göre haklı. Onlar yanlış kararlar içerisinde olduklarını söylemiyorum. Sadece biz bu işi bilenler olarak derdimizi daha net anlatmalıyız. Belki biz derdimizi net anlatamıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden Batı'da da üretilir, yılda bir ürün üretilir ve canavar gibi kuluçkaneler size çok iyi kaliteli yavrular vereceklerine inanıyorum. Çünkü bu işi bilenler artık piyasada. Bu işi bilenler artık kuluçkaneye girdiler. O yüzden Batı'da da üretim mümkün. Geri ödeme süresi de açık sistem olduğu için çok daha kısalacak yatırımın geri ödeme süresi. Rantabilitesi de yükselecek tabii ki. Çok çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şey sorusu olan sorabilir isterlerse. Söz hakkı alabilirler. Ben söz alabilir miyim? Tabii ki. Ya, merhabalar, Atilla Özdemir ben. Merhaba Atilla Bey. Merhabalar, nasılsınız Asım Hanım? Teşekkür ederim, sizi gördüm. Uzun zaman oldu, sizi görmemiştim. Çalıştaylarda pandemiden sonra bitti o çalıştaylar evet, tabii. Evet, inşallah o günlerde gelecek. Öncelikle katılımcılardık, simalara ve bütün öğrenci arkadaşlarıma, hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Tabii... Katılımcı profiline baktığımda çok uzun yıllar sektörde çalışanların yanında henüz öğrenci aşamasında olan arkadaşlar olduğu için hani sorunun düzeyini biraz da ayarlamak da istedim. Çünkü hem çok çok teknik konular konuştuk hem de çok genel konular konuştuk. Ama ben sadece çok kısa olarak karides konusundaki hem ümidimi hem endişemi dile getireyim. Şimdi hemen hemen hepimiz bir şekilde bir karidesin gözünü kestik. Bunu
Bu tabiri tabii Asuman Hanım anlayabilir. Hani nedir karidesin gözünü kesmek? Belki birçoğunuz için çok şey ifade etmeyebilir. Ama asıl söyleyeceğim şey tabii ki saatlerce teknik olarak konuşabiliriz. Ben karides üretiminin Türkiye için elbette bir geleceği olabilir, belli bir aşamaya kadar getirebilir. Ama bu konuda artık belki de çok uzun yıllar çalışmanın getirdiği şeyle çok ihtiyatlı yaklaşıyorum. Ege bölgesindeki atıl vaziyetteki yeraltı suyunu tuzlu ve sabit sıcaklıktaki yeraltı suyunu kullanan bölgede açık söyleyeyim ben karidesten ziyade özellikle offshore'daki işletmelere büyütülmüş yavru balık temini için bu arazilerin değerlendirilmesine daha fazla meyilliyim. Zira şimdi siz bir balık konusunda çok iyiyiz dediniz. Evet, çupra, levrek ve alabalık konusunda gerçekten çok iyiyiz. Ama daha iyi, en iyi olmak için bazı unsurları arka planda çok iyi yerleştirmemiz gerekiyor. Bizim hala yavru balık sorunumuz var. Hala offshore tesislerine büyütülmüş yavru balık transfer sorunumuz var. İşte bu araziler, yani karides ile değerlendirebileceğimiz dediğimiz arazilerin bu amaçla kullanılması bana daha efektif geliyor. Bu tabii benim kendi görüşüm. Diğer Akdeniz bölgesine evet. Geldiğimizde kesinlikle katılıyorum. Yani Akdeniz'de Antalya'da dahil olmak üzere belki hani turizm yönünden kısıtlı olabilir. Ama lagüner alanlarda çok atıl araziler var. Bunların kesinlikle değerlendirilmesi lazım. Ama ihtiyatlı yaklaşımım şu. Bizim daha tropik bölgelerdeki gibi işte orada yılda 4 hasat dahi yapılabiliyor. Bizde 2 hasat bile fazlasıyla yeterli olabilir, buna katılıyorum. Ama açık söyleyeyim çok çok büyük on binlerce tonluk üretimler konusunda ben çok ihtiyatlı yaklaşıyorum. Çünkü karides hı hı. konusu ciddi manada riskleri artık balığa göre daha da yüksek olan bir ürün. Üzerinde çok çok daha çalışmamız gereken bir konu. Diyeceksiniz ki 90 yılından evet. beri çalışıyoruz. Doğrudur. Ama bazı şeyler zaman içinde olmayabiliyor da. Bu tabii, işe giren tabii. bütün yatırımcıların hepsi vizyon sahibiydi. Hiçbiri vizyonsuz değildi. Hepsi aynen vizyonla öyle. Girmişlerdi. Aynen. Ama olmadı. Bunun için geriye dönüp hani ahva etmenin hiçbir manası yoktur. Yani bazı şeyleri kabullenmek de gerekebiliyor. Yeni baştan başlamak gerekiyor bazen. Evet. Peki evet. bu aşamada son olarak hani çok da fazla uzatmayayım lütfen. Kusura bakmayın. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle üzerinde daha da çalışmamız evet. gerekiyor. Yatırımdan kaçınmamak evet. gerekiyor. Evet. Hevesli yatırımcıları evet. daha da heveslendirmek gerekiyor. Ama ihtiyatı da elden bırakmamak evet. gerekiyor kesinlikle. Ben aynen açıdan, öyle Atilla Bey. Aynen ben o açıdan birkaç noktayı hemen vurgulayarak sözümle son vereyim. Birincisi, daha doğrusu en son söyleyeceğim şeyi unutmadan hemen söyleyeyim. Karides konusunda eğer çok profesyonel düzeyde bir tartışma ortamı yaratılırsa, buna kim ev sahipliği yapar bilmiyorum. Bazı şeyleri çok ciddi hani bir stratejiler ülke çapında bir strateji belirleme toplantılarına ihtiyacımız var. Bunları çok az yapıyoruz maalesef. Evet. Bu tip evet, ortamlar evet, çok hocam. Değerli. Öğrenci arkadaşlarımın aynen. genel bilgilendirmesi açısından. Ama bizim her ikisini de birlikte aynen götürmemiz öyle. Lazım. Şimdi bu stratejiler için aynen öyle. Öncelikle birinci nokta. 90 yılından itibaren bu konuya emeği geçmiş, sizler de Metin Hocam da dahil emeği geçmiş herkesin eline sağlık diyorum. Herkesin belli bir katkısı var. İnanın ben Antalya'da yapmaya çalıştım. Ben başaramadım açık konuşayım. Beymelek'te uzun süre çalıştım biliyorsunuz. Oradaki şartlar ki oranın projelendirmesi karides üzerine kuruluydu. Ve projelendirildiği tarih 85. Yani bu şu andaki ekranda gördüğümüzlerin çoğu doğmamıştı bile. Aynen öyle. Bunu neden söylüyorum? Hani sıfırdan başlamıyoruz.
Buna rağmen aradan geçen 30 küsur yıllarda gelebildiğimiz noktayı kesinlikle küçümsemeyelim. Ama bundan sonraki adımları çok dikkatli atmamız konusunda da bize bir ders versin. Bazı noktalara açık söyleyeyim, teknik olarak katılmadığım noktalar var. Örneğin vadnameyi konusunda evet doğru türdür ama istilacıdır. Yani hiç şüphesiz istilacıdır. Bütün dünyanın kabul ettiği bir istilacı türüdür. Yok Atilla Bey, bakın bilinen yanlış şeylerden bir tanesi. Bunu hemen gireceğim. İstilacı nedir? İstilacı dediğiniz şey nedir? Şimdi genel olarak Semisulcatus istilacı mıdır? İstilacıdır. Semisulcatus sizin Türkiye'nin yerel türü müdür? Yerel türü değildir, Indo-Pasifik'tir. Nasıl geldi? Süveyş kanalının üzerinden geldi ya da Gemi balast sularıyla geldi. Değil mi? Japon karidesi, Japonicus. Aztekus. Yeni İzmir'den çıkan Afinisler. Bakın yeni Adana'da birkaç tane tür var. Hiç görülmemiş. Karides istilacı mıdır? Diğer türlere de baktığınız zaman istilacıdır. Doğru. Vanname'yi türü de doğal olarak istilacı mıdır? Olabilir. Fakat şu var. Sizin yetiştiriciliğine gireceğiniz Vanname'nin anaçlarını alıp yavru üretebiliyorsunuz. Doğal ortamdan Vanname'nin anaçlarını alıp yavru üretemiyorsunuz. Bütün dünyadan kuluçkanelerden anaç geliyor. Onun yavrusunu üretiyorsunuz. Islah edilmiştir. Peki bu yavrulardan niye anaç alamıyorsunuz? Çünkü dölsüz. Çünkü ıslah edilmiş. Yani siz açık sistemlerde Türkiye'de Vanname'yi ürettiğiniz andan itibaren Atilla Bey, bu yok sularımıza kaçacak, yok istila, keşke olsa ama isteseniz bile olamaz. Yani balıklandırma bile yapamazsınız denize. Çünkü onlardan aldığınız yavru dölsüz. Birincisi Asuman bu. Hanım, hemen burada bir Vanname ile ilgili gireyim. Tamam. Asuman Hanım, bu heyecanınızı lütfen yitirmeyin. Çünkü bu heyecanla eğer sadece 10 saniye sabretseydiniz aslında sizi destekler şeyi söyleyecektim. Çünkü çok hassas noktama dokundunuz. Vanname'ye istilacı. Biliyorum, farkındayım. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor ya Atilla Bey. Aynen. O konuda çok hassasım. Çünkü devamında söyleyeceğim şey şuydu. Mesela Ege bölgesindeki yeraltı sularıyla beslenen arazide ben bakanlıkta çalıştığım dönemde önüme şöyle bir proje gelmişti. Burada öğrenci arkadaşlarıma da bir ışık açsın diye. Burada Pangasius türünü üretilmek üzere bir proje önerisi gelmişti. Ve proje normal şartlarda Pangasius, lütfen eğer bilmeyenler olursa internete hemen yazsın. Genç arkadaşlarım için söylüyorum. Son derece tatlı suda yayılmacı bir tür. Ve Pangasius için ben kendi en azından kendi uzmanlık alanım olmasa dahi balıkların genel yapısı itibariyle ben olur vermiştim. Yani olur görüşü vermiş. Nedeni de şuydu. Pangasius son derece tatlı sularda istilacı olmasına ve yani önüne gelen her şeyi yemesine rağmen o bölgeden denize ulaşsa dahi üreme şansı yok. Şimdi aynı şeyi Vanname'ye denize ulaşsa dahi diye yola çıkarak işte yapacağımız şey şu. Hibrit ürünler üreterek, daha doğrusu döllenme yeteneği olmayan ürünler üzerinde çalışarak artı çıkış sularına olası kaçışları engelleyici sistemler kurarak bunların zaten doğal ortama geçişlerini engellemek mümkün. O yüzden ben illaki RAS sistemi olacak zorlamasına çok katılmıyorum. Bu noktada sizi destekliyorum. Ama bu noktadaki bütün hassasiyeti dikkate almak zorunda kalarak. Çok çok teknik konuya girerek diğer arkadaşlarımın hani sabrını zorlayıp onları sıkmak istemiyorum. Ben sunum için teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma, tanıdığım tanımadığım bütün arkadaşlarıma sevgi saygı selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. Yavaş yavaş etkinliğe... Hemen Atilla Bey hemen üzerine hemen bir şey söyleyeceğim. Evet, 1985'ten beri Atilla Bey karides yetiştiriciliğine gönül vermişlerden. Türkiye'de var böyle mutfağın arkasında asıl kahramanlar var. Karides'te hiçbir şey yapılmadı diye değil. Tabii ki karidesin bir altyapısı var. Bizim farkımız ne? Biz bunu biraz daha argelerle, daha böyle kene gibi yapışarak yaptık. Kendi misyonumuzu seçtik. Bu şekilde hiç bırakmadık karidesle ilgili.
Şimdi vanlamayı bütün dünyada bir kere kabul edilmiş bir tür. Siz şu anda yavrularını kaçsa bile hiçbir şekilde doğada balıklandırma yapamazsınız o türle. Çünkü dözsüz zaten yavruları. 30-40 bin, 50 bin tonlara gelirsek, o kadar basit ki Atilla Bey, siz ben buna inanmıyorum dediniz ama hemen bir örnek veriyorum. 2010 yılına kadar, 2004'te karides üretimine başladı Hindistan. Bildiğim kadarıyla 2010'a kadar Hindistan hükümeti vanlamayının yabancı bir tür olmasından dolayı izin vermedi Hindistan'a. Bakın 2010 yılında onu kırdılar. Açık sistemlerde Hindistan verdim de verileri. Korkunç şekilde vanlamayı üretiyor. Bakın yani benim mesela İran diyorum. İran vanlamayı de şu andaki Mart'ın başına kadar olan verisi 46 bin ton 15 yılda. Şimdi İran kapalı ambargo uygulanan bir ülke. Buna rağmen bakar mısınız? Yani çok fazla beyin de getiremez. Çok fazla kendi öğrencilerini de geri getiremiyor. Yani biraz sıkıntılı olmasına rağmen şu anda 46 bin ton üretiyorlar. Ve bu seneki hedeflerinin 80 bin ton, 2021 yılı 80 bin ton olacağını kendilerinden bizzat öğrendik. Arabistan, Suudi Arabistan'da 30 bin tonlardan bahsediyoruz. 10-15 yılda. Bakın bunlar neden kaynaklanıyor? Hava iklim kuşağından, ama bizim Adana, İskenderun, Mersin bölgesi farklı değil. Orada iki hasat alınabilir. Batı'da da katılıyorum. Atıl durumdaki araziler illaki karidesle dolacak değil. Böyle bir şeyimiz yok. Sadece çok doğru bir şey söylediniz. Ben balık sektörünü de sizin kadar bilmiyorum. Belki ondandır. Eğer yavru balıklarla eğer değerlendirilebiliyorsa kesinlikle harika bir proje. Burada asıl önemli olan şey atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi. Yoksa karides olmuş, kerevit olmuş, yengeç olmuş ya da pangasius olmuş, dilbalı olmuş. İnanın burada karides sadece şu anda yükselen bir trend ve biz karidesi ürettiğimiz için, bildiğimiz için çabamız şu. Karidesi de üretin, yapılabiliyor. Ama bu karides mi? Hayır. Levrekte, çuprada ve alabalıkta tıkanan su ürünleri sektörüne yeni alternatif tür ne olursa olsun. Atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi konusunda her türü destekliyoruz. Sadece karides değil. Karidesi biz yaptığımız için, bildiğimiz için söylüyorum. O yüzden Atilla Bey'in de söylediği şey, hem de öğrenmiş oldum. Yavru balıkla ilgili değerlendirilebilirse, insanlar bundan da para kazanacaksa kesinlikle destekliyorum. Sadece karides olmasına gerek yok. En güzel, çünkü en iyi şekilde üretebileceğimiz kısımlar zaten bizim güney bölgelerimiz. Sizin de bildiğiniz gibi Atilla Bey, güney bölgelerimiz. Ve bakın, tamam Metin Hoca ile ben sürekli karides gibi ön plana çıkıyoruz ama gerçekten bu işi bilen, bu işle çalışmış olan arkadaşlarımızla ekipler kurmamız gerekiyor. Devletin destekleriyle bunları yapmamız gerekiyor. Mısır'da bir devlet projesi var. Devlet yapıyor bu işi. Bütün beyinlerini topluyor. Diyor ki gelin karides üretin. Sadece karides değil, yanında işte balıkları da üretin. Çok büyük bir 5000 dönümde herhalde onlarda, çok emin değilim. Büyük bir arazinin üzerinde yaptılar. O yüzden biz ikimiz böyle sürekli karides diyoruz ama hayır. Bu işi yapan çok sağlam. Alt temelinde karides çalışmış insanlar var. Onların da güçlerinin eklenmesi gerekiyor. Bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Tabii ki aynı zamanda Atilla Bey, biz Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazdık. Bu devlet tarafından planlanacak bir Zoom görüşmesi talep ettik. Buraya her tür kişiden fikirlerini belirtecek, Çalıştay gibi düşünün. Her tür karides konusunda fikrini belirtecek çevreci arkadaşlar da, üretici arkadaşlar da, yatırımcı arkadaşlar da, hocalarımız da girsin ve herkes fikrini belirtsin. Önü kapanmasın ama bir yolda buluşalım ve bunun önünü açalım diye bir Zoom meeting talep ettik. Onlardan haber bekliyoruz. Yani henüz bir haber çıkmadı. Onlar belirliyorlar katılımcıları. Umarım siz de o platformda olursunuz. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden bir bilgi alırsanız çok isterim. Sizin gibi değerli insanların, karidese gönül vermiş insanların da olmasını çok isterim Atilla Bey. Teşekkür ederim aynı zamanda sohbetiniz için de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak soru sormak isteyenler kısaca sorularını sorabilirler. Yavaş yavaş etkinliğimizin sonuna geliyoruz. Merhabalar. Benim bir sorum vardı. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor. Üretim sürecinden sonra pazarlama aşamasına geldiğimizde sizce hedef kitle yurt içi mi, yurt dışı mı olmalı?
Yani hangisi daha ideal? Ve yurt içinde müşteri potansiyeli nasıl? Evet. Bu tarz bir sorum vardı benim. Teşekkür ederim. Kimin sorduğunu göremedim. Uğur Bey siz misiniz? Tolga benim. Tolga Bey. Kamera tamam görmüyorum çünkü ekranda. Tamam. Tamam, memnun oldum. Tolga Bey şöyle, bundan 5 yıl önce bana sorsalardı derdim ki tamamıyla %100 yurt dışı piyasası. Ama gördük ki bu yeni iki firmanın ürettiği ürünün karşısında sürekli beni arayıp da hocam talepler var, çok talepler var. Yurt içine verilmiyor mu? Deneme üretimleri yaptılar. Yani 100 ton daha üretmediler ki bismillah diyorum. Ama şu anda inanın desek ki ne kadar karides istiyorsunuz? Size şu anda sadece yurt içinden bir ay içerisinde bir 100-200 tonluk bir karides talebi toplayabiliriz çok rahat. Yani yurt içi inanılmaz bir piyasa ve ben gerçekten şaşırdım bunu. Özellikle üretilir üretilmez insanlar çok ciddi talep ettiler. Bunun nedenlerinden bir tanesi şu, pandemi döneminde de onun öncesinde de yurt dışından ithal ettiğiniz karideslerin belirli bir sınırlaması olduğu söylendi bana. Hiç bu konuda tabii çalışmadım ithalatın ama sınırlaması olduğunu söylendi. Binlerce ton karides ithal edildiği söylendi. Buna rağmen yetmediği söylendi. Ve bazı dönemlerde karideste boşluk olduğunu biliyorum. Özellikle Eylül-Ekim'de Trolle, İskenderun bölgesindeki Trolle çok ciddi miktarda karidesler avlanıyor. Ciddi miktarda ihracata gönderiliyor. Bir kısmı yurt içine veriliyor fakat bir ay iki ay sonra alan alıyor, stokluyor, dolabına, buzluğuna koyuyor toptancılar. Ama onun sonrasında elden çıkarttıktan sonra bir iki ay sonra tıkanıyor. Ocak ayından, Aralık Ocak ayından itibaren karides bulma şansınız yok. Bırakın tazesi. Taze biraz lükse giriyor. Ama karides bulma şansınız yok. O yüzden de inanılmaz bir talep var yurt içinden. Aynı zamanda fiyatlar çok güzel arkadaşlar. Taze 20-25 gramlık karideslerden bahsediyorum. Yani 4 ayda hasat ettiğiniz karideslerden bahsediyorum. Diyorum. Fiyatları 11-12 dolarlara kadar çıkıyor. 12 dolar. Burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Burada önemli olan yarın bir gün sayı arttığı zaman buradaki yatırımcıların bir birlik beraberlik içerisinde bir kümelenme, bir kooperatif mantığıyla devam edip birbirlerinin arkasından fiyatlarını kırmamaları olmalı. Eğer siz derseniz ki ben 12 dolara veriyorum, komşum derse ki ben 11.5'a veriyorum, öbürü derse ki ben 11'e veriyorum, bu iş bildiğimiz bir sektöre döner. Gerek yok. Kümelenme, kooperatif, ticari ahlak çerçevesi ve birlik ve beraberlikle yurt içi piyasası çok güçlü. Yurt dışına da hiç gerek yok. Ama bildiğim kadarıyla, yanlış olmasın, sadece Almanya 350 bin ton gibi bir karides ithal ettiğini duydum ben. Belki bu tüm Avrupa'da olabilir, çok emin değilim, böyle bir şey okudum. Aklım şaştı. Nereden? Hindistan'dan ve Çin'den getiriyorlar. Ya da taze istedikleri zaman çok ciddi paralar ödeyip, korkunç paralar ödeyip, uçakla geliyorlar. O zaman bile kargo ile bile gelse ellerine taze ve soğuk zincir kırılmamış karides gelmesi çok düşük bir olasılık. O yüzden yurt dışından inanılmaz derecede talepler var. Mesela benim karides işi yaptığımı bilip de LinkedIn'den dönen dünyanın her yerinden bu arada. Sadece Avrupa değil. Uzak doğudan bile Çin olmasına rağmen uzak doğudan bile karides, Türkiye'den karides talep edenler var. Mesela Avrupa'dakiler inanılmaz. Mesela İsveç, İsviçre gibi biraz daha kuzey bölgelerindekiler fiyata da bakmıyorlar. Diyorlar ki 20-25 gramın üzerinde ve taze olacak. Siz taze verdiğiniz zaman ve sürekli verdiğiniz zaman rakamlar euro bazında 13, 14, 15 eurolara kadar çıkabiliyor. Almanya'da resirküle sistemde 40 gram, 40-45 gramlık karidesi 65 euroya çiftlik çıkışı veren yatırımcı tanıyorum. Bakın Almanya'da resirküle sistemden çıkış yapıyor. Taze karides 40-45 gram. Yani sizin 5-6 aylık karidesiniz. 40-45 gram Vanname'yi 65 Euro'dan çiftlik çıkışı yapıyor. Rakam inanılmaz bir rakam. O yüzden biz ne yapacağız? Üreteceğiz. Yurt dışı satışlarla da üreticiler bir birlik olacağız. Avrupa'da da yurt dışında da adımızı duyuracağız. Ve bu işi dediğim gibi ticari etik kuralları çerçevesinde çok güzel bir şekilde götüreceğiz. Satış konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece dediğim gibi satışınızı düşürmeye çalışan fırsatçılar var. Onlara karşı da ayaklarınızı dimdik yere sağlam bir şekilde basacaksınız. Ondan sonra bir sıkıntı olmayacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Tolga Bey. Mete Erdoğan el kaldırmış. Sorusunu sorabilir. Kısaca. Mete Hocam sesiniz gelmiyor.
Hocam? Evet, şimdi. Şimdi daha iyi hocam. Evet, merhabalar. Merhaba. Çok nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor çalışmalar? Takip ediyorum sizi. Heyecanınıza katılmak istedim. Dinledim. İyi yaptınız. Mutlu oldum. Meslektaşlarıma da tanıdığım birçok meslektaşım var. Onlara da selamlar ediyorum. Öğrenci arkadaşlara da en azından hem heyecanınıza katılıp hem de onların heyecanını da tetiklemek adına biraz birkaç şey eklemek istiyorum. Karides, evet, olabilir. Ben biyofiloptan bahsedeceğim. Lafı geçti birkaç yerde. Çok güzel olur hocam. Hem öğrenci arkadaşlarıma da şey yapayım, yolu açayım. Arkadaşlar, ben 11-12 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra yaklaşık 21-22 yılında üniversitede tamamlamış bir su ürünleri mühendisiyim. Yani 30 yılı aşkın bir meslek hayatım var. Meslek lise okulunda öğrencilerim azalınca boş durmayayım dedim. Asuman Hanımlar gibi belli bir hedefi tamamladıktan sonra yeni bir hedef çıktı karşıma. Biyofilop denen bir yeni yetiştiricilik tekniği var. Hem karideslerde neredeyse birçok yerde standart protokol haline de geliyor yurt dışında. Balıkta da uygulanan bir sistem. Yola çıktım. Ben 2018 yılından beri kendi uygulama ünitesinde balıklarla çalışmaya başladım. Başlangıçta yeni bir tekniği öğrenmek, uygulamak elbette ki çok zahmetli, çok emek verici bir şey. Cumartesi, pazar, bayram, seyran demeden o sistemi kurmak hakikaten zorlu bir süreç. Korka korka başladım. Ya dedik ki 50'li 60'lı yaşlardan sonra yeni şey mi keşfedeceğiz? İnanın, birkaç balık türüyle çalıştım. Şu anda da tilapya ile çalışıyorum. Hiç ummadığım yerlere geldik. Yakında da Asuman hocam da bahsetti. Karidesi iyi bilen ekipler var Türkiye'de. Evet. Şimdi ben o ekiplerin içinde olanlardan bir ekiple beraber çalışıyorum. Yerli türlerle biyofiloğu da önceleyen bir proje hazırlığımız var. Proje hazırlıkları. Çok değerli. Var. Çok değerli bir proje. Çok değerli. Arkanızdayız. Katkı vermeyi planlıyoruz. Cansınız. Cansınız. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin de çalışmanızı yakından takip ediyorum. Her ne kadar biz biyoflok çalışmasak da her şey çalışmak zorunda değiliz. Bu bir ekip işi. Tabii ki. Biz destek olacağız. Size o konuda tabii, böyle ekipler destek olacak. Sizin deneyimleriniz çok değerli ve çok destekliyorum. Özellikle yerli tür. Evet. Her ne kadar Vanna May diye buradan böyle cırlasam da söz konusu para olunca cırlamak zorunda kalıyorum ama onun haricinde Ar-Ge çalışmaları çok değerli. Kendi türlerimizin ıslah çalışmaları çok değerli. Evet. Özellikle de karides yatırımı yapan çok vizyonlu firmaların sahipleriyle, danışmanlarıyla, gönül bağ kurduğum firmaların çalışanlarıyla konuştuğum zaman onlar da bunu destekliyorlar. Karides'te durmak yok. Karides'te yaş sınırı da yok. Karides öyle bir sektör ki, öyle bir tür ki çok büyük keyif alıyorsunuz. İşin içine girdiniz mi de bırakamıyorsunuz. Böyle bir şey. Evet, herhalde siz çok değerli çalışmalarınız var. Evet hocam. Tabii. Biyofilopla desteği. Tabii. Karides'e dokunan bırakamaz o işi. Evet. Yanınızdayız, onu söylemek istedim. Bütün katılımcılara selamlar. Sizlere de saygılar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz herkese, tüm katılımcılara ve başta Asuman Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bütün katılımcılara. En azından karides denince biliyorsunuz sabah kadar konuşuyorum. Beni tanıyan, çok yakından tanıyan Merve Hocam da burada, Barış Vekilim de burada. Onlar beni çok yakından tanır. Bir sohbete başladım mı sabah beni zor sustururlar. Karides tabii çok geniş bir konu. Bir sonraki aşamada uygun görürseniz daha böyle yatırımcılara yönelik RAS sistemle açık sistem arasında daki finansal tabloları eşleştirebileceğimiz olabilir. Mete Hocam'la birlikte Biofloğun verimliliği üzerinde konuşabiliriz. Yapraklı mapraklı deneyenler varsa eğer onlarla konuşabiliriz. Karides çok geniş bir konu. Biz danışmanlığın, evet, biz gönül verdik. Yıllarca da böyle kene gibi yapıştık karidese. Karides diye manyak tipleriz, evet, doğru ama daha çok çoğalsın istiyoruz. O yüzden de eğitim programı çıkaracağız. İnsanlar karidesi kuluçkaneden itibaren öğrensin diye eğitim programları yapacağız. İnsanlara öğreteceğiz.
2 kişiyle 3-5 kişiyle olacak bir iş değil. Çünkü Karides'in korkunç bir geleceği var. Yani 10 yıl sonra eğer yine bir arada olabilirsek diyeceksiniz ki ya manyağın bir tanesi çıkmış demiştik. Lan 10 bin, 20 bin, 30 bin tonlar üretebiliriz. Evet, gerçekten de üretebiliyormuşuz. İran, Suudi Arabistan. Bakın verdiğim örnekler bize çok yakın örnekler. Bu firmalar üretiyorsa Türkiye hayda hayda üretir. Hiç sıkıntı değil. Canavar gibi de araştırıcılarımız var. O yüzden çok teşekkür ederim. Böyle platformlarda derdimi anlatmaktan çok büyük keyif alıyorum. Çok güzel bir enerji de alıyorum ekrandan. Karides'e gönül verenlerle yolumuz devam edecek diyorum. Evet, Sibel hocama sözü bırakıyorum. Hocam. Teşekkürler. Ben de Asuman Hanım'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Enerjisi bu aktarım, heyecanı çok güzel. Umarım daha sonraki toplantılarda tekrar birlikte olup sizin tecrübelerinizden yararlanmak isteriz. Böyle fırsat olur. Tekrar teşekkürler daveti kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederim Sibel Hocam. Evet, Mete Erdoğan da el kaldırmış. O el orada kaldı. Evet, tamam. Biz önce geldi. Kaldı. Tamam. Çok tekrardan katılımcılarımıza katıldıkları için size de çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. Tekrardan pandemiden sonra da fakültemize ağırlamak isteriz sizi. Seve seve. Halbuki yeni yatırımlarla yeni tesis, özellikle de Adana'daki tesis çok heyecanlandırıyor bizi. Adana'daki tesiste bile sayın yatırımcım izin verdiği sürece Adana'daki tesiste bile böyle toplantılar yapmak, vizyonumuzu anlatmak çok büyük keyif olacak. Vallahi canavar gibi geliyor Türkiye'deki firmalar. Deli gibi üreteceğiz. Yapacak bir şey yok. İnşallah yolumuz açık. Evet, umuyoruz ki amacımıza ulaşırız. Evet, ulaşacağız. İnanın bana, ulaşacağız. Çok yakınız. Bundan 5 yıl önce daha sıkıntılıydı, daha karabasan bir şey vardı. Şu anda Türkiye Karides üretiyor. Yani ister kabul edilsin, ister kabul edilmesin, Türkiye Karides'i çatır çatır üretiyor. Şimdi ikinci kuluçkahane ve üçüncü kuluçkahaneyle daha bir güçlü olacağız. Yatırımcılara daha gönlümüzden geçen yavruları vereceğiz. Bekliyoruz, dört gözle bekliyorum kuluçkahaneleri. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. O zaman tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Yeni etkinliklerde tekrardan görüşmek isteriz. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sana da teşekkürler Ümit Gülsüm. Rica ederim hocam. İyi günler.